Şimdi sevgili arkadaşlar, başlamadan önce bir küçük program üzerinden geçelim isterseniz. Mahmut Hoca tarafından bana gönderilen şeyde taslak programda 3 tane konuşmacı görünüyordu. İlk konuşmacı Faruk Türünay, tutuklama tedbirinde katalog suç sorunu. İkinci konuşmacı Gökhan Ölmez, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaret suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda esaslanan istihbar ve raporların delil değeri. Ve üçüncü konuşmacı Ali Şahin Kılıç, bir suç politikası aracı olarak uzlaştırma şeklinde bir program geldi. Yalnız Alparslan, senin ismin ve konun şeyde yer almıyor bana gönderilen taslakta. Onu ekleyelim mi? Nasıl bir şey yapıyoruz? Hocam üç konuşmadan sonra zaten programda benim şeyim gözüküyor. Şu anki resmi programda benim konuşmam Bana onu yazıyor yani. iletmediler. Elimde taslak eski programda, oradan Ha, bir şey oldu. Onu kusura bakmayın netleştirelim hocam. dedim. Böyle estağfurullah. WhatsApp grubuna atabiliriz isterseniz hocam. Grup vardı sanırım, oraya atabiliriz güncel Tamam, programı. olur. Güncel oraya atarsanız bir Tamam, tabii karışıklıkla hocam. baştan önlemiş oluruz. Senin Tamam. konun ne olacaktı Alparslan? Nasıl? Senin konun neydi? Hocam benim konum seri muhakeme usulünün savunma hakkı bakımından değerlendirilmesi. Anladım. Tamam. Tamam. Onu bir rica edeyim o zaman Tamam gruptan, tabii çok da hocam. gecikmeden. Tamamdır. Faruk Bey burada mı? Faruk Yasin Turenay. Şu an göremedim ama. Şey geldi. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Bu teknik işlerle hangi arkadaşımız ilgileniyor? Bir Akdeniz Kongre diye bir ibare görüyorum ama kimin başlayacağı, Evet arada bir hocam. ses gitti. Ben ilgileniyorum. İsmim Fahrettin. Araştırma görevlisiyim Merhaba burada. Fahrettin. Evet, seni WhatsApp grubundan, maillerden tanıyoruz ama Evet hocam. şifahen göremedik. Ya bir açsana, bir Gül Cemal'ini de tanımış olalım sevgili Fahrettin. Hocam hemen açayım. Ben Almanya'dayım. Ortam çok da müsait olmadığı için açamamıştım. Buyurun hocam. Muhteşem. Harika. Tamam. Merhaba Fahrettin. Merhabalar hocam. Ya öyle zannediyorsam sevgili arkadaşlar, sizlerle bir biçimde fiziken şahsen daha önce tanışma imkanı bulamadık diye biliyorum. Çünkü olsaydı mutlaka zihnimizin bir tarafında yer ederdi diye biliyorum. Ben genç arkadaşlarımızla mümkün olduğunca ortamlarda bir arada bulunmaktan, fikir teatisinde bulunmaktan çok keyif alıyorum. Bu da bir başlangıç olsun, öyle umut edelim. İnşallah bundan sonra şu pandemiyi tamamen arkamızda bıraktıktan sonra gelecekte bilimsel etkinliklerde inşallah birlikte olma imkanı bulabiliriz. Şimdi sevgili Fahrettin, sıralama acaba bize gönderilen listedeki gibi mi olacak? En Faruk son Sörenay Bey gruptan, başlayacak. Hı evet, en son gruptan gönderdiğimiz gibi Alparslan hocam da göndermiş. hı. Hı Önce hı Faruk hoca başlıyor, sonra hı. Hı. Ali Şahin hocamız, sonra Tamam. Gökhan Ölmez hocamız ve en son Alparslan hocamız devam ediyor. Tamam. Önceki oturumları ben takip edebilme imkanı bulamadım. Soru cevap olur ise onları en sonda mı alıyoruz, yoksa birlikte kararlaştıralım isterseniz. Hocam Her genelde sonda konuşmacıdan alınıyor sonra. ama siz takdir ederseniz her sunumdan sonra da soru oldukça sorulabilir. O konuda esneyiz hocam. Tamam. O sorular konusunda Fahrettin, senden yardım Tamam. istiyorum. Çünkü chatte her şeyi yakalayamayabiliyoruz, kaçabiliyor arada. Tamam hocam. Arkadaşlar, sizin soracağınız veya ekleyeceğiniz bir husus var mıydı? Yok hocam, başlayabiliriz. PowerPoint kullanacak olan var mı arkadaşlar? Yoksa herkes normal sunumu yapacak? Ben ekran paylaşımını açtım. İsteyen herkes ekran paylaşımı yapabilir hocam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Peki. Hepimize kolay gelsin sevgili arkadaşlar. Sizlere özellikle kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Fahrettin, başlayabiliriz. Faruk hocamız yapacak hocam. Ben sadece dinleyeceğim. Teşekkür ederim hocam. Ben de sizinle aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ama Gelin tabii kahveye. sizi
Şahsen tanıma fırsatım olmamıştı şimdiye kadar. Ama eserlerinizden tanıyordum. Diğer arkadaşlarımıza bir kere Gökhan zaten benim yakın arkadaşımdır. Yani hatta zamanında ev arkadaşıydık o derece. O kadar yakın. Ne güzel. Kendisinden bayağı bir şey öğrenmişimdir yani her anlamda. Dolayısıyla ben de böyle güzel bir vesile olarak gördüm bugünü. O açıdan çok mutluyum. Benim konum tutuklama tedbirinde katalog suç sorunu. Bu mesele koruma tedbirleri denince, ceza muhakemesi denince benim aklıma gelen en büyük sorunlardan bir tanesiydi. O yüzden bu konuyu biraz araştırmak ve anlatmak istedim. Şimdi katalog suç tabiri aslında o kadar da eski değil gibi görünüyor. Yani 2005'ten önceki metinlerde böyle bir tabire rastlayamadım. 2004'ün sonunda yani işte 5271 sayılı kanunun hazırlık sürecinde de katalog suç değildi. Ama katalog kelimesinin bu bağlamda kullanıldığını gördüm. Yani bu 5271'in Adalet Komisyonu raporunda şöyle bir tabir geçiyor. Tutuklama nedenleri varsayılabilecek haller katalog halinde belirtilerek 100. madde olarak kabul edilmiştir şeklinde. Bir de karşı oyası var bu Adalet Komisyonu raporunda. Diyor ki düzenlenen kataloglar keyfidir, eleştiriyor yani malum. Katalog düzenlemelerinde kıstaslar objektif değildir, ideolojiktir. Böyle bir eleştiri. Tabii benim burada ilgilendiren kısmı bu katalog düzenlemeleri ve kataloglar tabiri. Ama bu katalog suç tabiri, bu terim gördüğüm kadarıyla hemen birkaç yıl sonra yazılan yüksek lisans tezlerinde görünüyor, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle aşırı eski bir tabir gibi değil ama bununla beraber artık günümüzde de bunun oturmuş olduğunu görüyoruz artık. Yani katalog suçu herhangi bir ortamda hatta bazen hukukçu olmayanların yanında bile söylediğimizde anlıyorlar yani kastettiğimiz şeyi anlıyorlar. O dikkatimi çekiyor. Peki bir tanım yapacak olsam ne derdim katalog suç için? Şöyle bir tanım aklıma geliyor. Belirli bir ceza hukuku kurumunun ya da işleminin uygulanacağı halleri sınırlamak ya da bunların uygulanmasında geçerli olan belirli kanuni şartların istisnai olarak oluştuğunu varsayılması mümkün kılmak maksadıyla sınırlı sayıdaki bir suç listesi. Burada tabii hemen iki işlev ön plana çıkıyor. Yani bir katalog suç düzenlemesi varsa iki ihtimal var gibi görünüyor. Bir, ya bir işlemin uygulama alanını sınırlandırmak istiyor kanun koyucu. Mesela 128. maddede olduğu gibi CMK 128 taşınmaz hak ve alacaklı el koymada olduğu gibi. Ya da bir koşulu ya da bir takım koşulları bir kapsamdan çıkarmak istiyor, müstesna kılmak istiyor ki zaten bu da benim anlatmak istediğim konu. Şimdi eski kanunda yani Mülga 1412 sayılı ceza muhakemede usulü kanuna bakacak olursak bir kere katalog suçun olmadığını görüyoruz. Tutuklamada özellikle. Şimdi bu 104. maddesi var eski cumhurun. Mazlumun tevkifini mucip haller. Orada tabii bir takım tutuklama nedenleri sayılmış. Ama hangi hallerde bu nedenler varsayılabilir dediğimizde burada hemen soruşturma konusu olan suçun diyor kanun. Kanunda öngörülen cezasının üst sınırı 7 yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgahı veya meskenin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edememesi. Burada konumuzu ilgilendiren kısmı tabii ki bu üst sınırı 7 yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı ceza. Dolayısıyla bir ceza limitinin öngörülmesi. Şimdi ben bir karşılaştırma olsun diye, bir fikrim olsun diye bir İtalyan ceza kanununa bir göz atayım dedim. 280. madde ikinci fıkra. İtalyan Ceza Muhakemesi Kanunu 282. Şimdi orada böyle bir varsayım hali bulamadım. Hatta genel olarak tutuklamanın uygulanabileceği halleri dahi 5 yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar bakımından mümkün kılmış görünüyor. Ama böyle bir varsayım göremedim. Şimdi diğer taraftan da bu 1412 sayılı kanundaki bu işte varsayılabilir diyebileceğimiz hallerin o dönemde karine ya da kaçma karinesi gibi terimlerle adlandırıldığını gördüm. Yani eski kitapları karıştırdığımda mesela işte Kunter'in 78 baskısı olan muhakeme dalı olarak ceza muhakemesi veya işte
Nur Centel Hoca'nın yazdığı bu 92 tarihli tutuklama yakalama kitabında işte kaçma karineleri diye başlıklıyordum. İşte kaçmaya ilişkin veya diğer hallere ilişkin karine tabiri. Karine tabiri tabii özel hukuk merkezli bir kavram gibi görünüyor ama burada da bu kullanılmış. Karine deyince tabii ne anlıyoruz? Aksi ispatlanabilir bir şey değil mi? Aksi ispatlanabilir bir şey dolayısıyla aynı anda şu anlama da geliyor. Demek ki ceza mahkemesi yahut suç ceza hakimi bu hallerde bir değerlendirme yapabilir. Yani de, böyle bir suç kataloğunda yer alan suçun soruşturmada konu edinilmesi mahkemenin tutuklama koşullarını, daha doğrusu nedenlerini araştırmasına engel değil. Aksi halde zaten şöyle bir durum ortaya çıkar. Mecburileşme ve klişeleşme dediğim şey. Bu tabiri de ben Hunter'da gördüm. Öyle bir şey diyor. Yani diyor ki eğer bu otomatik hale getirilirse mecburileşme, klişeleşme olur. Artık tutuklama bir otomatik hale bürünür anlamında. Şimdi ikinci dikkatimi çeken şey bu iki kanun. Yani 1412 sayılı kanunla yürürlükteki CMK'nın karşılaştırılmasıydı. Şimdi katalog suç yöntemi yeni CMK'da çok geniş çaplı tercih edilmiş görünüyor kanun koyucu tarafından. Yani olay yalnızca bir tutuklamadan ibaret değil veya az önce sözünü ettiğim 128'deki taşınmazlara hak ve alacaklı el koyma tedbirine ibaret değil. Mesela belirli hallerle sınırlı olacak şekilde malumunuz gözaltı. Orada bir liste var. Yine postada el koymada yine kısmi bir düzenleme var. Bir takım suçlar sayılmış. Şirket yönetim için kayyum tayininde, iletişim denetlenmesinde, gizli soruşturma, teknik araçlar izleme, pek çok koruma tedbirinde bir suç listesiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla böyle açık bir tercih değişimi var kanun koyucu nezdinde. Tabii bu listeleri karşılaştıracak olursak bütün listeler aynı değil. Ama tabii ortak suçlar olduğunda gayet rahat gözlemleyebiliyoruz. Bazıları çok dar, bazıları çok geniş. Ben en geniş acaba hangisinde falan diye baktığımdaki tutuklamadaki olduğu, yani tutuklamada çok kapsamlı suçların bu listede yer aldığını görüyorum katalog suç bağlamında. Bir de iletişim denetlenmesindeki katalog suç çok kapsamlı görünüyor. Bu ikisi oldukça dikkat çekici. Dolayısıyla tutuklamada bu listenin çok geniş olduğu, hatta geniş olmakla kalmayıp giderek de genişlediği çok dikkat çekiyor. Ama son tahlilde 1412'de de 5271'de de bir karine var. Her ikisinde de şu hallerde var sayılabilir diyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bir değişim yok. Ama kapsam olarak, yöntem olarak ve diğer tedbirlere sirayeti bakımından belirgin bir fark var. Şimdi bu katalog suç yönteminin mahiyeti bakımından olaya yaklaşırsak, şimdi ya bir liste var ve bir kurum yalnızca o hallerde uygulanıyor, 128'de olduğu gibi. Bu iyi bir şey gibi görünüyor kişi hürriyeti bakımından. Neden? Çünkü burada bir temel hak ve hürriyetleri koruyan bir tutum var. Çünkü konuyla doğrudan o listede yer almayan bir suç işlendiği zaman 128'e başvurulamayabiliyor. Başvurulması imkansız oluyor. Bu iyi bir şey kişi hürriyeti için kuşkusuz. İyi bir koruma, güvence sağlıyor. Bu açıdan katalog suç yöntemi iyi bir yöntem mi? Kişi hürriyeti bakımından evet olabilir. Ama bir de işte şu an benim tartışmak istediğim mevzu, yani 100. maddedeki durum var ki orada tam tersi bir durum var. Yani artık burada mahkeme yahut hakim araştırması gereken bir şeyden adeta azade kılınabiliyor. Dolayısıyla böyle katalog suçun iki türü var gibi geliyor bana. Bir tanesine sınırlandırıcı katalog suç diyebilirim diye düşünüyorum. İlkine yani. Diğerine de varsayımsal katalog suç şeklinde bir terim, adlandırma kullanabilirim diye düşündüm. Bu örneklerde böyle. Şimdi tutuklama nedenlerine gelecek olursak tabii ki ortada gayet işte değil mi? Bu işte kaçma meselesi var. Tanıklara ya da mağdura baskı meselesi var. Şimdi yalnız tutuklama nedeni tabirinin terminolojik kullanımı da eski kitaplarla yeni kitaplar arasında fark olarak dikkatimi çekti. Eskiden bu tutuklama nedenleri tabirini daha geniş manada tutuklamanın tüm koşullarını ifade etmek için kullanıyorlar gibi gördüm. Daha da eski kitaplarda mesela şöyle şeyler gördüm.
dar anlamda tutuklama nedeni anlamında muayyen haller diyor mesela Taner. İşte ya da bir başka hoca diyor ki kanunda gösterilen haller. Varsayım için kanundaki haller diyorlar. Bütün tutuklamanın tüm koşullarını ifade edince tutuklama nedeni diyorlar. Ama oysa şu an artık tutuklama nedeni deyince belli bir şeyi anlıyoruz hakikaten. Şu an tam konumuz olan şeyi anlıyoruz. Bir de ilginç bir şey daha var. 100. maddenin başlığı da tutuklama nedenleri. Oysa içinde tutuklama nedenleri yalnızca bir fıkrayı teşkil ediyor. Başka fıkralarda başka düzenlemeler var. Ama artık şu an günümüzdeki manasıyla tutuklama nedeni deyince ben şunu anlıyorum. Tutuklamanın doğrudan özüyle, mahiyetiyle, bu tedbirin geçici vasfıyla alakalı olan nedenler hakikaten de zaten bu anlamı ön plana çıkmış durumda. Kanun ne diyor? İşte bu şüpheli veya sanığın davranışları diyor. Ya delilleri yok etme, gizleme, değiştirme ya da tanık mağdur başkalarına baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturacak ya da şüpheli ya da sanığın kaçması, saklanması ya da kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların varlığı. Tabi burada hemen bir şey dikkatimi çekiyor. Kuvvetli şüphe tabiri. Çünkü kuvvetli şüphe zaten tutuklamanın genel bir koşulu. Tutuklama konusu olan suçla alakalı somut delillere dayanan kuvvetli şüphe olacak. Bir de üstüne bu tedbirin geçici vasfını gayet karşılayacak şekilde bu tutuklama nedenlerine dair bir kuvvetli şüphe. Yani iki ayrı kuvvetli şüphe söz konusu oluyor. Şimdi bu tutuklama nedeni o kadar önemli ki hakikaten. Mesela idari hukukundaki idari işlem ile karşılaştırdığımızda idari işlem niye yapılır? İşte 5 tane unsuru var. Bir tanesi de sebep değil mi? O sebep olacak ki, kanuni sebep olacak ki idari işlem yapılabilsin. Bunun ceza muhakemesindeki versiyonu da işte bu tutuklamadaki versiyonu tutuklama nedeni oluyor. Yani eğer tutuklama nedeni yoksa biz bu işlemi neden yapıyoruz? Bir de idari işlemin çok ötesinde kişi hürriyetini en ağır şekilde sınırlandıran tedbir. Bir bypass, deyim yerinde ise bypass yapılması bu nedenlerin hakikaten çok kişi hürriyeti bakımından çok cazip görünmüyor. Bu mevcut kanundaki sözünü ettiğimiz karine ya da varsayım düzenlemesiyle ilgili mesela Osman Yaşar'ın şu tabiri dikkatimi çekti. Davranışlara diyor, olaylara, girişimlere dayanmadığından somut değil, soyut nedenler. Bir hırsızlık ya da işte başka bir suç, o katalogda yer alan bir suç soruşturmada savcı tarafından işte veya işte mahkemede artık kabul edilince mahkeme tarafından da kabul ediliyor ve ondan sonra biz artık bir şahsı o varsayılan henüz ispat edilmemiş suç üzerinden değerlendiriyoruz. Fakat ona uygulanacak geçici tedbirlerde de o henüz kanıtlanmamış suç üzerinden devam ediyoruz. Bu hakikaten sorunlu. Kapsama bakacak olursak malumunuz bu çok bilinen de bir konu zaten. İşte hangi suçlar var burada? Uzun bir liste hakikaten. Yani çok uzun bir liste. Soykırım ve insanlara karşı suçlardan başlıyor. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, yaralama, neticesi bile ağırlaşmış kasten yaralama, cinsel saldırı, cinsel suçlar var. Çocukların cinsel istismarı gibi. Hırsızlık, yağma, uyuşturucu, imar ticareti, örgütlenme, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar. Bir de tabii özel kanunlardaki suçlar var. Bankacılık hizmeti var, silah kaçakçılığı var. Bu 2860 sayılı kanundaki bu izinsiz araştırma kazı, işte yurt dışına kültür tabiat varlıklarını çıkarma, kasten orman yakma ve işte bu toplantı gösteri işleri kanundaki bir takım düzenlemeler. Çok kapsamlı. Bir de tabii sonradan eklenenler var. İşte bu kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ve sağlık kurum ve kuruluşuna görev yapan personeli karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu. Burada genel olarak baktığımız zaman bu 100. madde 3. fıkra bir genişletilme eğilimi olduğu açıkça görülüyor diye düşünüyorum. Yani 2006'da daha kanun kabulünden 1,5 yıl ya da 2 yıl geçmiş. Hemen 17. 5560 sayılı kanun 17. maddesi genişletilmiş bu liste. İşte göçmen kaçakçılığı falan bu listeye o şekilde giriyor. Özür dilerim. 2019'da giriyor. Ben kastettiğim şey diğerleri bakımından. Göçmen kaçakçılığı insan ticareti 2019'da 7196 sayılı kanunla giriyor. Kasten yaralamanın sınırları genişletiliyor. Bu yeni 7406 sayılı kanunla. Dolayısıyla yani biz zaten bunu bir sorun olarak görüyoruz ama bu sorun giderek de büyüyor gibi. Yani toplumda infial uyandıran veya başka türde dikkat çeken bir şey gündeme gelince insanlarda ya da hukukçularda ya da işte bazı
belki siyasi ortamlarda hemen şu akla geliyor. Biz bunu pratik olarak nasıl çözebiliriz? Yüze ekleyelim, yüzün üstüne ekleyelim ve çözelim gibi. Şimdi sonuç olarak bu katalog suç yöntemi bir yöntem. Evet, bunun olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Aslında az çok da onları ifade etmiş oldum. Yani sonuçta belli ağır suçlarda kişinin kaçma ihtimali daha fazladır. Bu hakikaten eşyanın tabiatına uygun bir şey. Yani ben hırsızlık yaparsam, hırsızlığın olması enteresan, daha basit bir şey söyleyeyim mesela. Hakaret, gerçi o da şikayete bağlı ama yani hakaretten dolayı niye kaçayım? Ama birisini öldürdüysem hakikaten kaçarım. Niye? Müebbet olacağım işte. Değil mi? Gayet bu anlaşılır bir şey. Kuvvetli muhtemel dolayısıyla bu ihtimal. Ama olsun. Yani kuvvetli muhtemel ama neden yine de araştırılmıyor? İşte uyuşturucu madde imal ticareti böyle çok ağır cezalandırılıyor. Cezalar çok aşırı fazla. Hakikaten bu suçu işleyen bir kişinin kaçma delilleri karartma ihtimali gayet mümkün. En azından böyle bir araştırma ya ihtiyaç olmasın. Biz ne olur ne olmaz tutuklayalım. Bu imkanı uygulayalım. Böylece ortada kaçmaya, işte delilleri karartmaya dair bir şey yoksa, bir veri yoksa o zaman en azından biz yine bu tutuklama tekniğini uygulayabilelim. Değil mi? Aslında genel mantığı böyle gibi. Şimdi, Faruk Hocam, çok keyifle dinliyoruz ama diğer konuşmacılarımızın da söz hakkına saygı gereği yavaş yavaş toparlamamız lazım. Tabii. Zaten hocam ediyoruz. Sonuna geldim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi olumsuz yönlerine bakacak olursak ki ben hakikaten olumsuz görüşteyim. Şimdi tutuklamada işte ne kadar sık kayıt ve şartlar olursa o kadar iyi tabii kişinin hürriyeti için. Bu gerek soruşturma gerekse kovuşturmada da bu ortada bir henüz suç yok ama bütün her şey ona istinat ediyor. Dolayısıyla biz şimdi yanılmıyorsam Gökhan daha iyi hatırlayacaktır. İzzet Hoca'nın bir tabiri vardı bununla ilgili. Maymuncuk olarak kullanılmak. Doğru mu Gökhan? Değil mi? Yani bir kişiyi yani kişi hürriyetini sınırlandırmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Belli bir suçtan soruşturma açıyoruz. Aslında A suçu işlemiş ama B'den açıyoruz. Böylece yüzün üçüne giriyor ve biz de diyoruz ki tamam tutuklayabiliriz sizi. Böyle bir ihtimal az değil hakikaten. Bunun örnekleri görüldü. Şimdi tabii şu denebilir. Varsayılmak zorunlu değil ki. Varsayılabilir diyor kanun. Mahkemelerde otursun araştırsın. Ama yani malumunuz öyle olmuyor. Bizim yargı sistemimizdeki uygulama, alışkanlıklar, teamüller. Bir de tabii iş yükü meselesi var. İş yükünün ötesinde bir de hakim savcıların nitelik meselesi var. Bütün bunlar bu sorunu yani ne de olsa varsayılabilir, içimiz rahat olsun dedirtmiyor bize maalesef. Bir de şöyle bir şey var, ikinci bir şey daha olumsuz diyor. Yani somut olarak olayda bir infial, toplumsal bir infial oluşabilir veya başka bir sebep var. Ama o zaman biz bunu varsayılabilir yaparsak en azından o bağlantıyla kişiyi tutuklarız. Bu da ama çok... Yani kanuna karşı hile gibi bir şey oluyor. Yani kanunda açıkça belirtmediğimiz bir tutuklama sebebi var. Biz o bahaneyi başka bir yöntemle uyguluyoruz. Bu da bir sorun. Son halde sonuç olarak benim görüşüm şu. Evet, bir takım sorunlar olabilir. Yani tutuklama halleri, nedenleri araştırıldığında belki de bir şey bulunmayacak haller olabilir. Bu sorun olabilir ama o kadar büyük ihlaller doğuyor ki bu zarar sanki göze alınabilir gibi geliyor ve dolayısıyla ben yani CMK 100. madde 3. fıkrasının ilga edilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Faruk Hocam. Evet, tutuklamada katalog suçlar sorunu hakikaten can yakan bir sorun. Aslında tutuklama tedbirinin uygulaması genel olarak çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açabiliyor. Ben de doçentliğimi bu alanda hazırladığım için özellikle katalog suçlara bayağı kafa yorma imkanı bulmuştum. Hakikaten aslında bunu şey yaptılar hocam. 1412 dedik ki o 7 yıl üzeri şöyle bir uygulama, ben hatırlıyorum onu. Şöyle bir uygulamaya sebebiyet verdi. 3 sene ve 7 yılın üzerinde olan bir suç olunca otomatik olarak tutuklama kararları çıkmaya başladı. Bunu sınırlama maksadıyla yaptılar. Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'na öykünerek ama ne yazık ki uygulama kendisinden beklenenin tam tersi bir netice verdi. Oradaki varsayılabilir ibaresi
tam tersine varsayılır biçiminde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Bilhassa soruşturma evresinde suç ceza hakiminin önüne geldiğinde Faruk Hoca'nın da belirttiği sebepler nedeniyle neredeyse otomatik bir uygulaması ki Türkiye'de tutuklama mecburiyeti 1951'den beri yok kağıt üzerinde ama bu katalog suçlar ne yazık ki böyle bir uygulamaya sebebiyet verdi. Ben de açıkçası katalog suç sisteminin CMK 100'den mutlaka çıkartılması gerektiği düşüncesindeyim. Süreç içerisinde bu yönde bir gelişme olacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz diyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız Sayın Ali Şahin Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve tebliğinin konusu bir suç politikası aracı olarak uzlaştırma ki son derece güncel ve önemli ve tartışma konusunu ele alacak. Buyurun Ali Şahin Hocam, söz sizin. Teşekkür ederim hocam. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Benim konum hocamın da belirttiği gibi bir suç politikası aracı olarak uzlaştırma. Aslında bu sunumda ben birkaç noktayı en azından gündeme getirmek istediğimi belirterek söze başlayayım. Çünkü suç politikası içerisinde uzlaştırmanın yeri pek çok kavramla doğrudan bağlantılı. Çok kısaca sunum planımdan bahsedeceğim. İlk önce suç politikasının ne olduğundan çok kısa bu tebliğin elverdiği ölçüde bahsedeceğim. Daha sonra uzlaştırma ile ilişkisini ve uzlaştırmanın suç politikası ile ilişkisini ortaya koyduğumuzda ulaşabileceğimiz sonuçları veya sorulması gereken soruları ele alacağım. Ve en son ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinin uzlaşma ile ilişkili kısımlarına çok kısa değinerek tebliğimi tamamlamayı planlıyorum. Baştan sorulması gereken cevap arayacağımız soruları ortaya koyacağımızı da düşünürsek belki daha isabetli olacağı yönünde bir aksiyon alırsak aslında bu tebliğde temel olarak aranan sorunlardan bir tanesi şu. Uzlaştırmaya tabi olan suçlar hangileri olmalı? Şu an uzlaştırmaya tabi olan suçlar devam etmeli mi? Yenileri eklenmeli mi? Çıkarılması gerekenler var mıdır, yok mudur? Uzlaştırmada Cumhuriyet Savcısına örneğin uzlaştırmaya tabi suç olmasına rağmen uzlaştırma yönüne gitmeme yetkisi verilebilmeli mi? Ya da uzlaştırmaya tabi olmayan suçlarda böyle bir yetkinin var olup olmaması en azından tartışılmalı mı? Yani bir katalogla sınırlamak dışında niteliği itibariyle uzlaşmaya gitmesi mümkün olmayan suçlar dışında uzlaşma yoluna gidilebilmesi düşünülebilir mi, düşünülemez mi? Ve son olarak da uzlaştırmadaki şu anki sistemimizde biraz sonra da anlatacağım zaten. Cezanın ortadan kalkmasından bahsediyoruz. Yani kişi hakkında bir kamu davasına devam edilmiyor. Acaba böyle değil de cezada indirim yapılmasını öngörülen bir sebep olarak öngörülebilir mi, öngörülemez mi? Yani esas olarak benim bu tebliğimdeki cevap aradığım sorular veya gündeme getirmek istediğim sorular bunlar. Şimdi en baştan başlarsak bir suç politikası ne? Tabii bunun anlatabilmemiz için kuşkusuz suç ne kavramına gitmemiz gerekiyor. Üzerine saatlerce konuşulabilecek bir şey ama çok kısaca en azından kendi kavramlara verdiğim anlamlarla anlatmam gerekirse. Birincisi biz ceza hakkında cezaya müstahak veya cezaya layık haksızlıklarla uğraşıyoruz. Yani bir haksızlık teşkil eden fiil olması gerekiyor ve bu fiilin cezaya layık cezalandırmaya hak eden bir fiil olması gerekiyor. Bunun dışındaki fiiller ceza hukukunun genel olarak uygulama alanına girmiyorlar. Bu fiillerin de anlaşılabilmesi için tabii haksızlığın ne olduğunu çok kısa ortaya konulması gerekiyor. Birincisi, biz bir haksızlıktan bahsederken aslında bir norm ihlalinden bahsediyoruz. Bu normun bir şekilde bildiğimiz, bilgisayar nasıl ulaştığımıza ilişkin pek çok tartışma var ama tabii ki oraları atlayacağız. Bildiğimiz bir norm var. Bu normun ihlal edilmesi bizim karşımıza bir haksızlık olarak çıkıyor. Çok kısa bir şekilde çerçevesini çizersek, biz değerler dediğimiz bizim dışımızda ideal varlıklar olan ama bizim hissettiğimiz ontolojik varlıkları olmayan varlıklara bir şekilde uygun davranmaya yöneliyoruz. Ve bu yönelme de bize bu değerin gerçekleşmesini norm kapsamı çerçevesinde ortaya konulduğu bir şey. Yani normların amacı değerleri gerçekleştirmek, bu değerlerin gerçekleşmesini engelleyecek şekilde o gerçekleşen fiillerin veya eylemlerin de bir şekilde haksızlık olduklarını ortaya koymak. Yani haksızlık dediğimiz şey bir norm ihlali. Fazla buna dalmayalım yoksa sunum bakımından daha sonra toparlamakta zorluk olacak. Kısaca burada önemli olan nokta şu. Haksızlık dediğimiz eylemler var. Bu eylemleri belirlemek bakımından kanun koyucu doğrudan takdir yetkisine sahip değil. Bunlar norm ihlali oldukları için haksızlık teşkil ediyorlar. Ama bu eylemlerin bir kısmı cezaya layık, bir kısmı cezaya layık değil. Bunu baştan koymamız gerekiyor ki bazıları meden hukuk haksızlığı dediğimiz meden hukuk vasıtasıyla çözülebilen şeyler. Şimdi ceza hukukunda cezaya layık haksızlıklar dediğimizde suç politikası kavramı karşımıza çıkıyor. Çünkü cezaya layık olmayan bir haksızlığın bir suç olarak düzenlenmesi veya suç politikası vasıtalarıyla bununla mücadele edilmesi mümkün değil. Yani burada kanun koyucunun haksızlık teşkil etmeyen bir şeyi suç haline getirmek gibi bir
yetkisinden bahsedemiyoruz. Bizim için önemli olan nokta şu, cezaya layık olmasına rağmen, yani bir cezaya layık bir haksızlık teşkil etmesine rağmen, acaba suç olarak düzenlenmeyebilir mi bu eylemler? Veya suç olarak düzenlenmelerine rağmen karşılığında ceza yaptırımı öngörülmeyebilir mi? Yani suç politikasının temel aslında uğraştığı sorun bu. Cezaya layık bir haksızlık teşkil eden eylemler, bunlar dışında kalanlar suç politikasının alanına girmez. Bu eylemlerle mücadelede biz bu eylemlere karşı nasıl bir tepki vermeliyiz? Yani suç ve ceza politikası veya genel anlamda suç politikası bununla uğraşıyor. Yani bir hukuk düzeninde şunu düşünüyoruz, diyoruz ki cezaya layık eylemler şunlar, biz bunları suç tipleri olarak düzenleyeceğiz. Bazılarını düzenlemeyeceğiz, bazılarını suç tipi olarak öngörmeyeceğiz. Bazılarını da suç olarak düzenleyeceğiz ama bunların karşılığında biz etkili yaptırımlara başvuracağız. İlla bir ceza yaptırımı veya çok ağır bir cezaya başvurması gibi bir sistemimiz olmayacak. Yani suç politikasının genel olarak uğraştığı mesele bu. Çok kısa bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Aslında biz idealist bir düzenden bahsediyoruz. Ceza hukuku her zaman olması gerekeni hedefleyen bir şey, bir düzen. Gerçekleştirilen haksızlığın tam karşılığının faile verilmesi, olması gerekeni bize gerektirdiği, ideal dünyanın bizden istediği şey. Ama biz gerçekliği de, realiteyi de göz önünde tutmamız gerektiği için her zaman bu idealin peşinde toplumsal karşılığı olmayacak şekilde hareket edemiyoruz. Bazen uygun bir şekilde mücadele edecek vasıtaları kendimiz bulmamız gerekiyor ki bu vasıtalar da aslında haksızlık ve ceza kavramları zamana göre değişmemesine rağmen, yani haksızlık teşkil eden şeyler geçmişte neyseler şimdi de onlar, ama bunlara verilecek tepki veya haksızlık ile ceza arasındaki ilişkinin zamanla değişebildiğini görüyoruz. Bunlar da değer yargılarıyla vesaire ilişkili kavramlar. Şimdi kısaca böyle bir giriş yaptıktan sonra uzlaştırmaya gelirsek. Uzlaştırma kavramına baktığımız zaman aslında son dönemde karşılaştığımız bir kavram olduğunu görüyoruz. Çünkü bir bakış açısı değişikliği var burada. Şu düşünülüyor, deniliyor ki bir norm ihlali gerçekleştiğinde, devletin koyduğu kurallara aykırı davranıldığında, yani devletin kurallaştırdığı normlara aykırı davranıldığında aslında temel buradaki muhatap devlet. Çünkü şu düşünülüyor, deniliyor ki bir kişi suç teşkil eden bir eylem gerçekleştirdiğinde bu eylemin sonuçlarına veya bu eylemden kimin etkilendiğine bakmaksızın ilk önce şuna bakmalıyız. Devlet bu süreçten nasıl etkilendi? Yani buna devlet dememiz de şart değil. Hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olarak görüldüğünü görüyoruz bunun. Ve diyoruz, deniliyor ki o dönemde benim kurduğum düzene karşı ve kurallara karşı böyle bir meydan okumada bulunduğunuza göre size verilecek olan tepkiyi de ben belirlerim. Yani bir mağdurun fikrinin alınması vesaire gibi bir durum yok. Çünkü temel nokta bizim için orada normun geçerliliğinin teyit edilmesi. Yani hukuk düzeni kendisine karşı yönelen ve norm ihlali olarak gerçekleşen bir eylemi ilk başta diyor ki benim düzenimi ihlal etmen boyutuyla ben bunu ele alırım. Zaman geçtikçe tabii bunda bir sürü faktörler var. Artık devletin cezalandırma yetkisinin falan çok tartışılmasının geri planlara atıldığını gördüğümüzde, yani artık bunları tartışmanın çok bir anlamı kalmadığında, çünkü uluslararası düzenlemelerle falan veya anayasacılık hareketleriyle bunlar sınırlandığında, bu sefer karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Deniliyor ki evet, bir norm ihlali var. Devletin koyduğu normlara karşı bir karşı koyuş var ama bundan mağdur olan bir kişi var. Biz ön plana bu mağdur olan kişiyi çıkartalım. Yani devlet zaten tüzel kişi olması vasıtasıyla bir suçun mağdur olarak kabul edilebilen bir şey değil. Bunun dışında da kişinin gerçekleştirdiği eylemin haksızlık niteliğinin öncül koşulu bu kişinin bir norm ihlalinde bulunması, normlar düzenine meydan okuması değil. Gerçekten karşı dünyada karşılığı olacak şekilde verdiği zararla belirleyelim şeklinde bir akım meydana geliyor ve bu da aslında mağdur odaklı olarak çıkmış bir kavram olarak da uzlaşmadan tam bahsedemeyiz. İlk çıkış noktası fail odaklıdır çocuklar bakımından. Çünkü bir çocuğun gerçekleştirdiği haksızlıkta çocuğun kusur bakımından özel konumu gereğince ona karşı uyguladığımız yaptırımların mümkün olduğu kadar ceza yaptırımlarından farklı yaptırımlar olması gerekiyor ki bu çocuğu biz yeniden resosyalize edebilelim, yeniden topluma kazandırabilelim. Şimdi buna baktığımız zaman mağdurun ceza hukukunda ve ceza muhakemesinde bir ön plana çıktığını görüyoruz. Artık mağdur, tamam biz senin haklarını koruyoruz, sen bir kenara çekil dediğimiz bir suje değil, aktif olarak yargılama süreçlerine katılabilen ve söz hakkı bulunan bir suje olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle bu böyle gerçekleştiği zaman şu deniliyor. Tamam, ceza muhakemesinde biz yargılama makamları önünde mağdura söz veriyoruz ama mağdurun da aktif rol üstleneceği bir düzen kuralım. Faille mağduru karşı karşıya getirelim. Toplumsal barışı bu şekilde yeniden tesis etmeye çalışalım ki bunun aslında ben tabii ideal boyutuyla ilgileniyorum ama realitede karşılığı olan ekonomik boyutunun falan pek çok avantajı var işte. Ekonomik olarak çok daha ucuza gelmiş olması vesaire vesaire gibi şu an pek aslında bizim ilgi alanımızda olan bir şey değil. Bunlar da alternatif çözüm yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani deniliyor ki biz kişileri mümkün olduğu kadar mahkeme salonundan uzak tutarak eğer cezaya layık haksızlıkları ve bu haksızlıkları meydana getirdiği zarar ve toplumsal barışı sağlamasını baş edebiliyorsak artık ceza muhakemesinin bildiğimiz taraflarına başvurmayalım.
İki kavram karşımıza çıkacak. Birincisi mağdurun zararının karşılanması. Yani bir uzlaştırmadan farklı bir şey bu. Bunda mağdurun rızasına falan gerek yok. Fail kusurundan dolayı, yani kusurlu olarak gerçekleştirdiği eylemden doğan sorumluluğu üstlenerek ben mağdurun zararını karşılarım diyorsa bunun suç politikasında bir karşılığı olması gerekir deniliyor ki bu normal şartlarda, yani ideal, daha doğrusu yürürlükte olan hukuk düzeninde de ceza hukuku aslında zararın karşılanması boyutuyla ilgilenmez. Özel hukuk mahkemesine gidip kişiler cezalandırmayla bağlantılı olarak zararların tazminini isteyebilirler. Bunun dışında deniliyor ki biz bunu böyle yapmamıza gerek yok. Biz ceza hukukunda da bunu dikkate alalım. Yani mağdurun zararı karşılandıysa faile verilecek olan cezada indirim yapalım. Çünkü gerçekleştirdiği fiilin haksızlık içeriği değişmemesine rağmen burada failin bir aktif sorumluluk üstlenmesinin buna bir etkisi olsun. Buna da biz cezada indirim yapılması gerektiren veya cezayı ortadan kaldıran şahsi sebepler olarak karşılaştığımızı görüyoruz. Yani mağdurun zararını karşılanmasına ilişkin etkin pişmanlıkla ilgili pek çok hüküm var. Bunlar gerçekleştiyse yine bir suç politikası aracı olarak mağdurun zararını karşılanmasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bunu bıraktığımızda, yani bunun bir sonraki aşamasında şunu demeye başladık çünkü. Madem mağdurun zararı karşılanacak, faille biz cezasına indirim yapacağız. Biz faille mağduru bir araya getirelim. Bizim kontrolümüzde olsun bu. Yani bir uzlaştırmacı, profesyonel bir kişi bu süreci yönetsin. Aradaki iletişim ilişkisini kurması bakımından önemli. Bunun sonucunda da artık ceza muhakemesi veya ceza hukuku kurumları bununla uğraşmasın. İki nokta önümüze önemli olarak çıkıyor. Birisi fail bakımından. Fail bakımından uzlaştırma kurumunun önem taşıyan noktası suç politikasıyla bağlantısı anlamında failin gerçekleştirdiği hareket dolayısıyla sorumluluğunu üstlenmesi. Yani fail gerçekleştirdiği iddiaden hareket, daha doğru bir ifadeyle bahsedersek biraz sonra ona da geleceğiz. Çünkü madde gerçek henüz ortaya konulmadı. Fail gerçekleştirdiği iddia edilen eylemle ilgili olarak evet benim bu eylemden dolayı bir sorumluluğum var. Ben bu sorumluluğumdan kaynaklanarak mağdurla uzlaşmayı veya en azından uzlaşmak için bir araya gelmeyi kabul ettiğini söylediğinde biz failin bir bakımdan burada gerçekleştirdiği hareketin sorumluluğu üstlendiğini görüyoruz ki bu da failin resosyalizasyonuyla alakalı bir konu. Yani fail burada gerçekleştirdiği hareketin haksızlık niteliğini anlıyor. Evet, ben bir haksızlık gerçekleştirdim, bir norm ihlalinde bulundum ve ben bu norm ihlalimin neden olduğu neticeleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak çaba sarf ediyorum. Hukuk düzeninin geçerliliğini ve hukuk düzeninin öngördüğü, kurallaştırdığı normların geçerliliğini tanıyorum diyor. Mağdur bakımından geldiğinizde de mağdur zararının giderilmesini talep ediyor veya bir özür talep ediyor. Bunda illa bir maddi karşılık olmak zorunda değil. Mağdur da şunu diyor, evet bana karşı bir cezaya layık haksızlık gerçekleştirildi. Kural olarak bunun karşılığı ceza olmalıydı, ben mağdur oldum, düzeni beni korumalıydı. Ama biz faille bir araya gelerek konuşarak bunu bir şekilde çözüyoruz. Ben bana karşı gerçekleştiren eylemin hukuk düzenince onaylanmayan bir eylem olduğunu anladım. Hukuk düzenini kurallaştırarak korumaya yöneldiği normun geçerliliğinin beni koruma altına alarak sağladığını da anladım. Artık ben failin cezalandırılmasıyla çok ilgilenmiyorum. Hukukun bana verdiği mesajı anladım. Yani genel olarak bizim suç politikasında aslında faili cezalandırarak ulaşmaya çalıştığımız bir numaralı amaç şudur. Deriz ki biz faile, sen hukuk düzeninin gerektirdiği normlara uygun davranmadın. Bir haksızlık gerçekleştirdin. Önemli olan kısmı da budur. Karşılığında bir ceza alıp almaması çok önemli değildir çoğu durumda. Bazen cezalandırmasını etkileyen sebepler olabilir. Eğer ceza vereceksek de diyoruz ki sen bu gerçekleştirme eylemi karşı olarak hak ettiğin cezayı çekiyorsun. Şu an sen bu normun geçerliliğini aslında bir bakıma anlamak için ceza yaptırımına tabi tutuluyorsun. Uzlaştırmaya geldiğimizde hiç aslında ceza yaptırımına başvurmadan bunu sağlayabildiğimizi görüyoruz. Çünkü fail burada diyor ki evet ben gerçekleştirdiğim eylemin ceza hukuku kapsamına girdiğini biliyorum. Ama ben bu eylemden dolayı meydana getirdiğim sorumluluğu üstleniyorum. Mağdurun zararını karşılamaya, bozulan düzeni yeniden onarmaya da hazırım diyor. Bir bakım onarıcı adalet dediğimiz mesele de burada gündeme geliyor. Yani kısaca toplarsak uzlaştırma kurumunda faile biz vermemiz gereken suç politikasının hedeflediği mesajı veriyoruz. Aynı şekilde mağdura da doğrudan orada kendisini koruma altında aldığımızı söyleyerek hukuk düzeninin normlarının geçerli olduğunu teyidini bir defa daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani bu sorumluluğu üstlenme ve resosyalizasyonla doğrudan bağlantılı mağdurun zararını karşılanması da yeniden toplumsal düzenin kurulmasıyla bağlantılı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uzlaştırmaya kapsamına giren suçlara baktığımızda genelde şikayete bağlı suçlar olduğunu görüyoruz ki şikayete bağlı suçlarda devlet şunu der aslında, daha doğrusu yargılama makamları. Sen ilk önce eylemi değerlendir. Eğer cezaya layık ve senin korunmanı gerektirecek bir eylem olduğunu düşünüyorsa şikayet et. Ben yargılama mekanizmalarını harekete geçireyim. Bu eylemin karşılığı olan cezayı vereyim. Şikayete bağlı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilmesi çok da mantıklı. Çünkü biz
Zaten bir bakıma aslında doktrine bakarsanız bazen şikayetten vazgeçmede, uzlaştırmada işte edimli şikayetten vazgeçme planı olarak tanımlandırıldığını da görürsünüz. Çünkü aşağı yukarı aynı mantıkla hareket ediyor. Diyor ki mağdura sen önce bir tart bunu. Eğer gerçekten ceza hukuku yaptırımlarıyla korunmanı gerektireceğini düşündüğün bir eylemse git şikayet et, ben buna bakayım. Böyle olmadığını düşünüyorsan, cezaya layık bir eylem olmadığını düşünüyorsan veya başka sebepler varsa şikayetçi olma. Ama ben seni başka vasıtalarla korurum. Yani yine sen gibi tazminat davası açabilirsin vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla ilk başta karşımıza uzlaştırmaya tabi suçların şikayete bağlı suçlar olarak olması karşımıza çıkması gayet doğal. Burada tabii bir iki istisnamız var. Birincisi cinsel suçta. Bunlar fail ve mağduru bir araya getirmenin yaratacağı sıkıntıdan dolayı bir bakıma. Bir bakıma da insan onurunun korunmasıyla bağlantılı olarak uzlaştırma kapsamı dışında tutulması gereken suçlar ve zaten bu kapsam dışında tutulmuşlar bizim mevzuatımızda da. Bir diğeri de yeni kanun değişiklikleriyle gelen ısrarlı takip suçu ki bunda da aslında ısrarlı takip suçunda suçun failinin temel amacı mağdurla bir iletişim ilişkisi kurmak olduğu için daha sonrasında biz bu suçtan dolayı mağdur ettiği kişiyle iletişim kurma imkanı ona sağlamamak açısından aslında uzlaştırma kapsamının dışında tuttuğumuzu görüyoruz. Bunun dışında da kanunda belirlenen bazı suçlarda şikayete bağlı olmamasına rağmen uzlaştırmaya kapsamının alındığını görmekteyiz ki buradaki değerlendirmede de aslında bu suçun örneğin mal varlığına karşı suçlarda buna çok uygun uzlaştırma yoluyla toplumsal barışın sağlamayacağının belirlenmesi ve gerçekleştirilen fiilin haksızlık içeriğinin uzlaştırma yoluyla failin sorumluluğunu üstlenerek karşılığını vermeye uygun olup olmamasının dikkate alındığını gördüğümüz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir nokta var, çok kısa değinmek isterim. Ali Şahin evet. Hocam, çok özür dilerim, bölmek istemiyorum ama sizden de toparlamanızı istirham ediyorum. Hocam hiç uzatmayacağım. 25 geçe başlamıştım, 45 geçe bitireceğim. Bu da size taahhüdüm olsun. Şöyle söyleyelim. Nerede kalmıştık? Bir saniye hemen kısaca aklıma gelirse. Cinsel suçlardan bahsetmiştik. Mal varlığına karşı suçlardan bahsetmiştik. Tamam. Şimdi uzlaştırma kapsamında belirlenen suçlarda da bir suç politikası bağlamında temel ilkelerin belirlendiği veya en azından bunların değerlendirdiğini gördüğümüz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uzlaştırmada birkaç özel nokta daha var benim değinmek istediğim ki aslında en önemli noktalardan bir tanesi suç politikasıyla da doğrudan bağlantılı. Biz ceza muhakemesinde maddi gerçeğin araştırılması ilkesiyle hareket ediyoruz ki maddi gerçeği ortaya koymamız dışında az önce bahsettiğim hedeflerin hiçbirisine ulaşmamız mümkün değil. Yani maddi gerçeği hatalı olarak belirlediğimizde bir normun karşılığı olan haksızlık ve bu haksızlığın karşılığı olarak belirlenecek olan cezayı belirlememiz mümkün değil. Dolayısıyla uzlaştırmanın aslında bir boyutuyla yargı makamlarının maddi gerçeğin araştırılmasından bir ölçüde vazgeçtiklerini görüyoruz ki zaten benden sonraki sunumlarda da Alparslan Bey bahsedecekler sanırım. Bir yerde devlet burada tamam ben maddi gerçeği araştırmaktan bir ölçüde vazgeçiyorum diyor. Aslında bunu şöyle yorumlayabiliriz. Diyor ki benim maddi gerçeğim, buradaki maddi gerçeğim tarafların uzlaştıkları maddi gerçek. Yani burada bir taraflar uzlaştılarsa artık böyle olmuş muydu, olmamış mıydı, aslında nasıl gerçekleşmişti şeklinde bir inceleme yapmıyor. Yani bunu yapmasa da gerek de yok. Bu herhangi bir şekilde suçlu sayılmama ilkesiyle falan çelişen bir şey de değil. Çünkü zaten hem fail hem mağdur bakımından uzlaştırmanın kabul edilmesi tamamen iradi bir süreç. Yine bunun yansıması olarak şunu da görüyoruz. Eğer uzlaşma gerçekleşmediyse bu uzlaşma süresinde gerçekleştirilen görüşmelerin veya bu süreç sonucunda düzenlenen tutanağı biz yargılamada kullanılmamasını bir sanık bakımından ilerleyen aşamada sanık olacak kişi bakımından güvence olarak öngörüyoruz. Burada hemen bir tehlikeye dikkat çekmek gerekiyor. Aslında bizim mevzuatımızda bunu engelleyecek pek çok yöntem de var. Yani buna ilişkin düzenlemeler de var. Birincisi uzlaştırma bir aslında ceza muhakemesi şartı olması nedeniyle ceza muhakemesinin ilerlemesine engel olan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Eğer taraflar uzlaştılarsa veya uzlaştırma yoluna gidilmediyse biz ceza muhakemesini ilerletemiyoruz. Dolayısıyla burada şuna dikkat edilmesi gerekecek. Özellikle Cumhuriyet Savcısının kontrolünde gerçekleştirilen soruşturma aşamasındaki uzlaştırma bakımından. Eğer uzlaşma gerçekleşmediğinde fail hakkında kamu davasının açılması bakımından yeterli şüpheyi elde etmediysek uzlaşma yoluna bu aşamada başvuracağız. Yani bizim uzlaştırma aşamasına yeterli delili toplayıp henüz maddi gerçeği ortaya koyduğumuzda zaten bahsedemeyeceğiz. Ama kişi hakkında kamu davasının açılmasını gerektirdiği ölçüde bir delili topladığımız aşamadan sonra başvurmamız gerekiyor ki suçlu sayılmama ilkesi bakımından böyle bir sorunla karşılaşmayalım. Anayasa Mahkemesi de yaptığı değerlendirmelerinde zaten bunun suçlu sayılmama ilkesini ihlal eden bir yolun olmadığını belirlemiş durumda. Aynı şekilde mahkeme karşısında kovuşturma aşamasında olan uzlaştırmada belirli bir olgunlaşmış
belirli bir aşamaya gelmiş kurallar bakımından bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi toparlarsak kısaca, birincisi uzlaştırma gerçekten etkili bir sosyal suç politikası aracı olarak karşımıza çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere bakarsak da zaten başarılı bir şekilde aslında uyuşmazlıkların bir kısmının mahkeme önüne hiç gitmeden çözüldüğünü görebiliyoruz. Sadece şunu belki araştırılması gerekebilir. Uzlaşan failler bundan sonraki yaşamlarında yeniden uzlaşma kapsamına girecek suçlara işliyorlar mı? Önleme bakımından nasıl bir çözüm öngörülmüş veya etkili mi değil mi diye normalde bizim yaptığımız işte koşullu salı vermede falan değerlendirmemiz gerektiği gibi bunda da değerlendirmesi gereken bir şey olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında uzlaşmaya tabi olan suçların değerlendirmesinde de bir ilkeler belirleyerek norm, haksızlık ve bu haksızlığın karşılığı olarak cezanın neyi gerektirdiğini ortaya koyarak belirlenmesine fayda olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz ve sabrınız için herkese teşekkür ediyorum. Evet, Ali Şahin hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güncel ve fevkalade önemli bir meseleyi, uzlaştırmayı özellikle felsefi altyapısını ortaya koymak suretiyle gayet kompakt bir şekilde izah etti. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorum olacak eğer müsaade ederseniz. Aslında hem size hem diğer arkadaşlarımızın değerlendirmesini sunmak istiyorum. Son dönemde uzlaştırma kurumu ile ilgili olarak ciddi bir suistimalin ortaya çıktığını görüyoruz. Ben buna ilk kez açıkçası pandemiden hemen önce bir Avrupa Konseyi toplantısı için Ankara'daydık. Oradaki toplantı halinde olduğumuz hakimlerden ve savcılardan duymuştum. Belirli şahısların kamuoyunda siyasi kimliğiyle ön plana çıkan şahısların çok provokatif açıklamalar yapmak suretiyle bunlara sosyal medyadan özellikle gelen hakaretamiz yanıtları toplayarak toplu şekilde bunların uzlaştırmaya zannedersem herkes anladı meseleyi. Bu 3 yıl önce bu şekilde ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu işin bir sektöre dönüştüğünü görüyoruz. Pek çok insanın hukuk büroları tarafından bu konuda size yardımcı olup şöyle bir gelir sağlayabiliriz gibi. Yani uzlaştırma kurumunun amacıyla işleviyle hiçbir şekilde ilintili olmayan tamamen bir suistimal meselesi haline dönüştüğünü düşünüyorum. Mesela benim aklıma bu gibi suistimalleri önlemek için başta hakaret suçu olmak için belirli suçlarda ekonomik nitelikteki edimlerin ortadan kaldırılması gibi bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda hem Ali Şahin hocamızın hem de diğer hocalarımızın görüşünü merak ediyorum. Hocama katkısı için çok teşekkür ederim. Hemen hemen son dönemdeki toplantıların hepsinde gündeme gelen bir şey. Şimdi burada şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Her ne kadar provokatif açıklama vesaire gibi olsa da veya olmasa da hakaret eden kişi bir haksızlık gerçekleştiriyor. Bunun bir karşılığı olmak zorunda. Yani şunu bir kenara bırakıyorum. Hakaret suçu suç olmaktan çıkarılsın mı çıkarılmasın mı burada tartışabileceğimiz bir şey değil. Siz de zaten bu konuda yazdıklarınızda zaten yol gösteriyorsunuz. Çok sevdiğim bir konu ama bir başka toplantıda inşallah konuşalım bunu. Böyle bir cümle, yani ben moderatör sıfatını suistimal etmek istemiyorum ama bu hakaretin suç olmaktan çıkartılması arkadaşlar benim ceza hukukçuları nesilleri arasındaki bir sorun olarak görüyorum. Dün Marmara Üniversitesi'nde bir doktora tezi savunmasındaydım. Gene gündeme geldi. Oradaki çok kıymetli hocalarımız, bizim bir üst jenerasyonda olan hocalarımız şiddetle böyle bir tartışmanın varlığına dahi karşılar. Enteresan. Bizim jenerasyondaki arkadaşlar, ben büyük çoğunluğuyla irtibat halindeyim. Biz bu meseleye daha olumlu yaklaşıyoruz. Ama siz genç cezacılar bizden daha da eğilimli bir şekilde ultima ratio'nun gerçek anlamda hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyorsunuz diye biliyorum. İnşallah gelecek daha güzel olacak sizlerin sayesinde. Buyurun lütfen. Çok kısa toparlarsak, şimdi hakaret eden kişinin bir haksızlık gerçekleştirdiği, bir norm ihlali gerçekleştirdiğinde şüphe yok. Yani bir insan olarak korunması gereken bir şey düzeni bakımından. Buna karşı verilecek tepki, eğer uzlaşma yolunu buna kapatırsak suistimal edildiği için bu kişilerin cezalandırılması olacak. Ya da işte hükmün açıklamasının geri bırakılması gibi yöntemlerle bununla baş etmiş olacağız. Ama yine mahkemelerin bir meşgul edilmesi olacak. Yani burada bir taraf para kazanıyor gibi görülüyor olabilir. Doğrudur. Belki bunun engellenmesi de gerekiyor da olabilir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi madde edim yasağı gelebilir. Sadece özürle bu olabilecek şeklinde olabilir ama bu kişiler zaten tazminat davası açarak kendi kişilik haklarına verilen zararı alabilecekler bu durumda da. Yani bu çok etkili bir şey olarak karşımıza çıkmayacak. Biz aslında tazminat sonrasında alınacak olan şeyi uzlaştırmada hızlandırdığımızı görüyoruz. Yani hem tazminat hem ceza hukuku boyutuyla ortadan kaldırdığımızı. Burada benim aslında tebliğin başında sormak istediğim sorulardan birisi doğrudan bununla ilgiliydi. Burada biz uzlaştırmaya tabi bazı suçlarda Cumhuriyet Savcısı'na uzlaştırma yoluna gitmemeye etkisi verebilir miyiz? Yani burada bir provokasyon vesaire gibi bir durum varsa
Burada Cumhuriyet Savcısı bunu kötüye kullandığını da düşünüyoruz. Acaba uzlaşma kapsamına girmemek yönünde bir yetkiye sahip olmalı mı, olmamalı mı? Veya hakaret suçunda işte karşılıklı hakarette ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gibi vesaire bir düzenleme yapalım. Bunları aslında tartışmamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam sorunuz için yeniden. Rica ederim. Bu konuda görüş bildirmek isteyen arkadaşım var mı? Hocam zannediyorum yani şöyle bir uygulama da benimsenmiş. Gökhan, sevgili Gökhan, sesin biraz boğuk geliyor sanki. Size de öyle mi? Bize de öyle hocam, aynen. Heh. Biraz daha şey, belki speaker'ı biraz daha açarak konuşabilirsen. İnşallah çözebilirim bu sorunu. Şu an nasıl hocam acaba? Daha iyi. Daha iyi. Çok sevindim. Galiba hocam yani kamuya mal olmuş kişiler, hani siyasetçi ama kamu görevi sıfatı yok. Dolayısıyla uzlaştırma kapsamındaki hakaret suçuna yönelik olarak mağdur olmaları mümkün olan kişiler bakımından savcıların, yani sivil kişiler de bunu yapabilir. Sivil kişiler de kendileri bir takım platformlarda kendilerine hani tabiri caizse küfür ettirebilirler ve bu kişilerin adres yani kimlik bilgilerine ulaşıp onlarla ilgili bu süreçleri tam anlamıyla ekonomik çıkar elde etmek amacıyla yürütebilirler. Mesela savcılar o konularda daha rigid ve bu da mesela suç unsurunun oluşmadığı, işte suç şüphelisine ulaşmanın mümkün olmadığı şeklinde bazı kovuşturma yer olmadığı kararları veriliyor. Ama bazı kişiler söz konusu olduğunda bu kişilerin belki avukatlarının da biraz böyle artık hani sistemde karşılık görmesi mi diyelim veya bir şekilde süreci profesyonelce ilerletebilme güçlerinin caydırıcılığı mı diyelim. Ondan dolayı özellikle belli başlı kişiler üzerinde bu sorun var. Bir endüstri haline gelmiş vaziyette. Uzlaştırmanın temel amaçlarının dışına çıkılmış, tamamen bambaşka bir amaca hizmet eden bir kurum haline getirilmesine sebebiyet vermiş durumda. Ali Şahin'e katılıyorum. Hakaret suçunun haksızlık içeriğinin varlığını tartışacak değiliz. Herhalde tüm toplumlarda şeref ve saygınlığın korunması esas ama bunun için ceza hukuku devreye girmeli midir, girmemelidir meselesi de aynen ultima ratio tartışması çerçevesinde ele alınması gereken bir mesele diye düşünüyorum hocam. Ben de bu şekilde ifade etmek isterim. Teşekkür ederim Gökhan. Başka söz almak isteyen arkadaşım yoksa o zaman müsaadenizle Ali Şahin Hoca'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bir sonraki sunuma geçiyoruz. Şimdi aslında az önce söz alan sevgili Gökhan Ölmez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi, tebliğinde bize uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalara esas alınan istihbari raporların delil değerini anlatacak. Hocam başlangıçtan ifade edeyim, süreye dikkat etmenizi istirham ediyorum. Buyurun lütfen, söz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Uyarınıza dikkate alıyorum. Süremi en ekonomik şekilde kullanacağımı ben de taahhüt ediyorum hemen başından. Benim için çok mutlu bir gün. Araştırma görevlisi olarak mesleğe başladığım ilk anda beraber olduğum Faruk Hocam ve o süreçten sonra da tüm süreçlerimiz hemen hemen aynı gün, yani doktor yeterlik sınavına, doktora tez savunmasına aynı gün girdiğim Ali Şahin Hocam'la beraberim. Hocam sizlerle de aslında 16-17 Mayıs bu Anayasa Mahkemesi ile beraber Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin yaptığı organizasyonda birlikteydik. Ama tanışma fırsatı bulamamış olabiliriz hocam. İnşallah onu da en kısa zamanda hayata geçiririz. İnşallah. Uyuşturucu madde ticareti suçlarında, bu suçların soruşturma ve kovuşturmalarında istihbari rapor, istihbari belge, istihbari bilgiler sıklıkla dosyalarda, soruşturma dosyalarında, kovuşturma sürecinde mahkemelerin vermiş olduğu mahkumiyet hükümlerinin gerekçelerinde kendisine yer bulan ifadeler, ama bu içeriğin tam olarak somutlaştırılması, bu istihbari bilginin tam olarak ne anlama geldiği, ceza muhakemesi sisteminde delil kavramına verdiğimiz anlamla bu istihbari bilgi kavramının örtüşebilirliği sorununu ele almak istiyorum açıkçası. Yargıtay 20. Ceza Dairesi daha önce, şimdi malum 12'ye indikten sonra Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin istihbari bilgiyle, uyuşturucu madde ticaretine suçlarına bakan dairesinin istihbari bilgiyle bağlantılı yapmış olduğu değerlendirmelerin de tarihsel süreçle farklılaştığını, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yine önleme araması, adli aramaya ilişkin içtihadından son 4-5 senede döndüğünü ve bu tartışmaların hepsinin temelinde de uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı, aslında bu istihbari bilgiyle başlayan soruşturmaların akıbetsizliği sorunu olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi çok kısaca burada birkaç
Artık burada delil kavramı şudur, uyuşturucu madde ticareti suçun unsurları şunlardır şeklinde bir temel açıklama yapma gereği duymuyorum. Doğrudan konuyla ilgili önem arz eden hususlardan bahsetmek istiyorum. Uygulamada en azından Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 20. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu'nun kararlarına konu olan olaylarda hep şu belirlemelerle başladığını görüyoruz sürecin. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün elde ettiği istihbari bilgiden hareketle ya da işte her nereyse ora bazen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele biriminin elde ettiği bir bilgi oluyor. İstihbari bilgi üzerine olay yerinde kolluğun belli bir tertibat aldığı bu istihbari bilginin konusunu oluşturan şahıslarla ve bu gerçekleştirilmesi düşünülen fiillerle ilgili bir o olaya müdahale etmesi için ortam hazırladığını görüyoruz. Ve çoğunlukla bu olaylarda bu kişiler belli bir süre izleniyorlar. Eğer hareketli bir taşıtlarsa taşıtları takip ediliyor. Eğer yaya durumdalarsa belli bir aşamaya kadar izleniyor ve bir aşamada artık uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştirildiğinin düşünüldüğü, el değiştirildiği anın geldiği an itibariyle olaya müdahale ediliyor. Bu aşamaya kadar kolluk bakımından farklı bir takım ihtimallerle karşılaşmamız mümkün. Şayet bir araçla gerçekleştirilmesi söz konusu değilse bu tarz fiillerin, kişilerin birbirlerine uyuşturucu madde vermeleri durumuyla karşılaşılıyorsa, bu durumda kolluğun yetkisi kapsamında bu kişilerle bağlantılı gerek PVSK'nın 4A maddesi gerek PVSK ek madde 5 çerçevesinde bu halde olaya müdahale etmelerinin önünde bir engelle karşılaşmadığını ifade edebiliriz. Ama temel sorun bu tarz olaylarda özellikle uyuşturucu maddenin bir araçla ve bu aracın belli bir bölgesine konumlandırılmak, dışarıdan bakıldığında görülmeyen ve belirli bir arama işlemi yapılmaksızın o uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda karşımıza çıkıyor. Şunu ifade edelim, istihbari bilgi kavramı Yargıtay kararlarında çok farklı ihtimal, yani daha doğrusu yelpazesi çok geniş bir şekilde kullanılıyor. Bazen bir sivil kişinin, bir vatandaşın kolluğa yapmış olduğu bildirimin istihbari bilgi olarak nitelendirildiğini görüyoruz ki bu doğru değil. Hepimizin takdir edebileceği gibi ihbar vatandaşın genel anayasal bir hakkı. Bu ihbarın hakikaten o vatandaş tarafından yapılıp yapılmadığı ya da aslında bir istihbari bilginin ihbar gibi bir görüntüye kavuşturulmaya çalışılıp çalışılmadığı ayrı bir meseledir. Ama şunu ifade etmek isterim ki istihbari bilgi kavramının içeriğini belirli bir şekilde ortaya koymamız lazım. Kolluğun ya da istihbarat alanında araştırma yapması mümkün işte, MİT mensupları olabilir, jandarmanın olabilir, polisin olabilir, yapmış olduğu araştırmalar veya kurmuş olduğu ilişkiler sonrasında elde ettiği bilgiler olarak sınıflandırmak gerekir diye düşünüyorum. İhbar kavramı ve istihbari bilgi kavramının bazen kararlarda aynı anlama gelir şekilde kullanıldığı görünüyor. Bu doğru değil. Belki burada şu hususun üzerinde durmak gerekir. Bir muhbir tarafından elde edilen bilgiyi istihbari bilgi olarak nitelendiren bazı kararlar var. Burada da ikili bir ayrım yapmak lazım. Muhbir aslında ihbar eden demek. Yani bir vatandaş şayet o uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili kolluğu bilgilendiriyorsa bu kişi ihbar eden. Burada sorun yok. Ama muhbir kavramı şöyle de karşımıza çıkabiliyor. Kolluğun sivil kişiler içinde beraber çalıştığı kimseler olabiliyor. Yani o sivil kişilerle kolluk arasında bir bilgi transferi var ve bu anlık bir durum değil. Yani o kişi kolluğa bilgi sağlıyor. Bazı kararlarda bu silsilenin izlenebilmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2019 tarihli bir kararında muhbirin defalarca kolluğa bilgi verdiğini görüyoruz. Bunları anlatmamdaki temel sebep şu. İstihbari bilginin elde edilme usulü daha sonra bu bilgiden hareketle gerçekleştirilecek tüm koruma tedbirleri ki bunlar arama ve el koyma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların akıbeti bakımından, hukuka uygunluğu bakımından son derece büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla istihbari bilginin elde edilmesi bakımından izlenen yöntemin hukuka uygun olması gerekir. Şunu biliyoruz,
mevzuatımızda istihbari bilgi elde edilmesi bakımından dağınık düzenlemeler var. MİT kanununda bazı hükümler var. MİT kanununda bazı suçlar, Türk Ceza Kanunu'nun devletin güvenliğine karşı suçlarla bağlantılı hükümleri bakımından delil olarak kullanılabilmesine imkan tanıdığı bazı istihbari bilgiler var. Ama onun dışında kural aslında istihbari bilgilerin ceza muhakemesine kural olarak sınırlı bir biçimde getirilmesi. Hatta bazı alanlarda istihbari bilginin kategorik olarak ceza muhakemesine hiçbir şekilde getirilemeyeceğinin de hüküm altına alındığını görüyoruz. Örneğin önleme amaçlı yapılan telefon dinlemelerinin hiçbir şekilde ceza muhakemesine getirilebilmesi mümkün değil. Aynı şekilde gizli soruşturmacı görevlendirilmesi mümkün elbette. Ceza muhakemesi kanunu 139. maddesi çerçevesinde. Yargıtay bir adım ileri getiriyor. Diyor ki gizli soruşturmacı görevlendirilmese de kolluğun gizli araştırma faaliyeti yapabilmesi CMK 160-161 çerçevesinde mümkündür diyor. Ama hiçbir halde bir sivil kişinin kolluğa sürekli istihbarat sağlayabilmesi, bilgi sağlayabilmesi bizim sistemimizde mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla istihbari bilginin hem mahiyeti hem de elde edilme biçimi bakımından şekil vereceği, yön vereceği ceza muhakemesi süreci bağlamında ilk aşamada dikkate alınması lazım gelmektedir. Kategorik olarak şunları söylemek isterim. İstihbari bilginin elde edilmesinin temel amacı aslında suç delillerini ortaya çıkarmak değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. İstihbari bilgi aslında bir suçun işlenmesinin önlenmesine, bir tehlikeliliğin önlenmesine hizmet eden bir bilgidir. Ama ceza muhakemesi süreçleri, özellikle uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılıkla mücadele süreçleri, bu süreçlerin o dinamik yapısı bazen müdahale edilen an itibariyle bir suçun işlenmesinin önlenilmesine mi çalışıldığı, yoksa adli anlamda bir suçun işlenmekte olduğu anda o delilin elde edilmesi mi söz konusu, onu bir tartışmaya götürdüğünü görüyoruz özellikle kararlarda. Burada şimdi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2019'dan itibaren ortaya koyduğu sistem üzerinden bu yapmış olduğum açıklamaları somutlaştırmak isterim. Hepimizin bildiği gibi 2013-2014 tarihlerinde verilen müstakar kararlar şu şekildeydi. Şayet bir önleme araması yapılıyorsa, bu önleme araması sırasında bir suç unsuruyla karşılaşılmışsa mutlaka adli arama kararı alınması gerekir. Yani önleme araması kararının artık sınırının tükendiği, bir suç deliliyle karşılaşıldığı an itibarıyla artık adli arama kararı alınması gerekir şeklinde çok aslında hukuken de tutarlı bir uygulama vardı. Ama şu şekildeki olay kurgularında bu belirlemenin sağlıklı sonuç vermesi pek mümkün olmuyor. Örneğimiz şudur. İstihbari bir bilgi elde edilmiş. PVSK ek madde 5 kapsamında kolluğa uyuşturucu madde ile bağlantılı araştırma yapma yetkisi açıkça tanımlanmış. Buradan bir istihbari bilgi bir şekilde elde edilmiş. Ama bu istihbari bilgide örneğin bir araç var, rengi var, modeli var, plakasının bir kısmı var ama bu araç kapsamında kimler uyuşturucu madde ticareti yapacak? Kimlik bilgisi yok. Bu durumda eldeki bu istihbari bilgiden hareketle bir adli arama kararı talep edilebilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu 116. maddesindeki o şartları yok. Adli arama kararının verilebilmesi için gereken şüphelinin kimliği gibi belli bir makul şüpheyi gerekçelendirecek içeriğin olmadığını görüyoruz. Sistem burada diyor ki ben adli arama kararı bu aşamada alamıyorum. Ne yapmalıyım? Sistemimiz şu şekilde bir önleme araması kararı. PVSK madde 9 kapsamında bir önleme araması kararı alınıyor. Bu karar kapsamında önleme aramasının yapılabilmesinin mümkün olduğu yerlerdeki çoğunlukla taşıtlarda, ulaşım araçlarında bu tarz fiillerin gerçekleştiğini görüyoruz. Önleme araması kararına istinaden bu istihbari bilgiden hareketle bir tırnak içinde söylüyorum kolluğun tertibat alması ve o eylemin, uyuşturucu madde ticareti eyleminin gerçekleştiği an itibariyle olaya müdahale etmesi söz konusu oluyor. Bugün itibarıyla önleme araması kararına istinaden yapılan bu müdahale sonucunda kişilerin üzerinde, araçlarında yapılan aramalardan elde edilen uyuşturucu maddelerin ceza muhakemesinde delil olarak kullanılabilmesini Yargıtay Ceza Genel Kurulu son 3-4 senelik süreçte verdiği kararlarda kabul ediyor. Yani o 2014-2015 tarihlerindeki içtihadın aslında önleme araması kararı lehine
adli arama kararı alınması gerekliliği bakımından aleyhine değiştiğini görüyoruz. Burada önleme araması kararının icrasıyla bağlantılı temel sorun şunun belirlemesi çok önemlidir. Yani biz o bahsedilen süreci bir suçun işlenmesinin önlenmesi süreci olarak mı addetmeliyiz? Yoksa zaten halihazırda bu kişilerin elindeki uyuşturucu madde miktarı zaten uyuşturucu madde ticareti yapılacağına dair amaçlılığı gerekçelendiren bir husustur. Uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran kişinin iki amacı olabilir. Final amacı olabilir yani. Ya uyuşturucu maddeyi kullanmaktır ya uyuşturucu maddeyi bir şekilde sevk etmektir, devretmektir, satışa konu etmek, ticareti konu etmektir. Bu ikincisinin söz konusu olduğu durumlarda bu süreçlerin hepsini adli süreçler olarak görmemiz gerekir. Önleme araması kararı alınmasındaki zorunluluğu anlıyorum ben burada. Çünkü adli arama kararı alınabilmesinin gereklilikleri yok. Ama önleme araması kararı alınıp da bu kararın icrası kapsamında suç deliliyle karşılaşıldığı ilk an itibarıyla mutlaka işin artık CMK 116 kapsamında devam ettirilmesi gerekir. Aksi halde ne oluyor? Onu ifade edeyim. Gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum. Öyle bir süreç yaşanıyor ki istihbari bilgiyle başlamış. İstihbari bilginin adli arama kararı alınmasını gerekçelendirilememesi dolayısıyla önleme araması kararı alınmış malum PVZK madde 9 dolayısıyla kolluk üzerinden örnek verelim. Suç ceza hakimliği tarafından alınan bir karar, hatta bazen ilçede, ilde mülki amir tarafından da bu karar verilebiliyor. O deliller elde edilmiş, işlemler sonuçlandırılmış ve en son Cumhuriyet Savcısı bilgilendirilmiş olabiliyor. Bakın öyle bir süreç ki aslında suç soruşturması, organik anlamda suç soruşturması olduğu noktasında bence hiçbir şüphe yok. Ama Cumhuriyet Savcısı bütün bu işlemlerin sonunda sadece bilgilendirilen konumunda. Yani ceza muhakemesi sürecinin içine aslında o istihbari bilgiyle başlayan idari sürecin ciddi bir biçimde girdiğini görüyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu süreçlerde yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu, elde edilen unsurların, içeriklerin delil, hukuka uygun elde edilmiş delil olduğunu kabul ettikten sonra bu aşamalarda savcının adeta olayın artık akıbeti ortaya çıktıktan sonra haberdar olması gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Birinci mahsur bu. İkinci mahsur, evet ortada bir sorun var. Özellikle bu istihbari bilginin elde edilmesinden sonra adli arama kararı alınabilmesi için mevcut şartlar yoksa ne yapılacak? Önleme araması kararı da alınmasın. O zaman süreç kendisi şeyine mi bırakılsın yürüyüşüne? Tabii ki hayır. Ama eski uygulama, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun eski uygulamasından farklılaşmanın bir gereği olmadığını düşünüyorum. Suç deliliyle karşılaşıldığı an itibariyle bizim sisteme mutlaka burada en azından Cumhuriyet Savcısını dahil etmemiz lazım. Evet, hakimden belki arama kararı alınması söz konusu olmayabilir. Kararlara bu da geçiyor. Çok kısa bir süre olduğu için arama kararı alınabilmesi mümkün değildir deniyor ama aslında mümkün. Yani burada biz Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması, Cumhuriyet Savcısına etkin bir biçimde ulaşılamaması sorunundan kaynaklı olarak diğer hususları kabul etmek durumunda bırakılıyoruz gibi bir sonuca ulaşıyorum ki bunu doğru bulmuyorum. İki dakika içinde toparlıyorum Sayın Hocam. Zamanımı tükettiğimin farkındayım. İstihbari bilginin elde edilmesi süreci bazen şu tarz kararları görüyoruz. Bakın ceza muhakemesi kanunu bağlamında 135. madde kapsamında telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmuş. Teknik araçlarla izleme tedbirine başvurulmuş. Şartları ortada. Buradan elde edilen verilerle gidilmiş belli bir yerde kişilerin uyuşturucu maddeleri el değiştirmelerine müdahale edilecek. Ama adli arama kararı alınmadan önleme araması kararıyla yapılmış bu işlemler. Bu çok ilginç. Yani 135'in 140'ın şartlarının olduğu yerde adli arama kararı alınabilmesinin şartlarının oluşmadığını söyleyebilmek mümkün gözükmüyor. Bu tarz kararlarla karşılaşıyoruz son dönemde. Bunların bu tebliği tabii yazılı olarak metin haline getirdiğimizde künyelerini açıkça zikretme imkanımız olacak. Bunun dışında son olarak şunu ifade etmek isterim. İstihbari bilgi sorunu İki boyutlu bir soru. Birincisi, salt istihbari bilginin elde edilme usulü dosyaya hiç getirilmemişse. Bir istihbari bilgi var, belli. Geçiyor sistemde, soruşturmada falan ama nedir kardeşim bu? Kim elde etmiş? Nerede elde etmiş? Nasıl elde etmiş? Bunlar somutlaşmadan yürütülen soruşturma kovuşturmalarda bunlara istinaden yapılan tüm işlemler bakımından sorun olduğunu düşünüyorum.
istihbari bilgi hukuk uygunluğunda elde edilmiş olabilir. Ama bunun mutlaka denetime açılması lazım. Delillendirilmesi lazım. Müdafiin bunu tartışabilmesi lazım. Delillerin gerçeklik, akılcılık, hukuka uygunluk özelliğinden bahsediyoruz. Müştereklik özelliğinden bahsediyoruz. Mutlaka silahların eşitliği, çelişme ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi lazım. Bu istihbari rapor nereden gelmiştir? Çünkü o süreci başlatıyor. Bunu unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. İstihbari raporla ilgili son olarak da bu önleme araması, adli arama üzerinden yapılan tartışmaların hepsinin temel kaynağında istihbari bilgiden hareketle yapılan işlemlerin gerekçelendirme sorununun bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Gökhan Hocam. Hakikaten çok spesifik bir alan özelinde çok önemli bir konuyu ele aldınız. Bu istihbari raporların delil değeri fevkalade önemli bir konu ama bilemiyorum şey konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani aslında dönüp dolaşıp bu sonunda hep gelip şu adli kolluk meselesine dayanıyoruz. Yani bu Cumhuriyet Savcısına ulaşamamak. Yani sanki öyle bir reforma ihtiyacımız var ki ben bu reform sözcüğünün sürekli kullanılmasından da anlamının içeriğinin boşaltılmasından da fevkalade rahatsızım ama yani gerçekten şu yürütme erkinin kolluk üzerindeki gücünden, yetkisinden feragat etmeye zorlayacak bir sistemi inşa etmeliyiz ve yalnızca Cumhuriyet Savcısının özlük, tayin, terfi tüm işlerinde yalnızca Cumhuriyet Savcısına bağlı olacak bir adli kolluk teşkilatını mutlaka hayata geçirmeliyiz. O birçok sorunun çözümü yönünden en kilit nokta diye düşünüyorum. Bunu yapamadığımız müddetçe biz bu sorunlarla boğuşmaya devam edeceğiz kanaatindeyim. Bilemiyorum ne dersiniz? Hocam kesinlikle zaten hani bundan daha veciz bir şekilde herhalde ifade edilemez. Bütün süreç savcıyı pasifleştirecek veya savcıya işte ulaşma imkanının bulunmaması, işte hızlı hareket edilmesi gerektiği için bu yönteme başvurulduğu söyleniyor önlem aramasında. Evet. Bu diğer yöntemi de hızlandıralım. Ona ilişkin bir çözüm önerisi getirelim. Onu mümkün hale getirelim. Çünkü biz ceza muhakemesi sistemini adeta bu idari kolluk rejiminin kültürüyle bir araya getirmeye başladığımız anda o bütün o ceza muhakemesi güvenceleri, bütün o delillerin işte tartışılması bakımından getirilen sistemler hepsi boşa çıkmış oluyor. Evet, kolluk kültürünü ceza muhakemesine egemen hale getiriyoruz. Kesinlikle. Uyuşturucu madde suçları bu anlamda önemli ama takdir edersiniz ki özellikle son dönemde örgütlü suçlara ilişkin uygulamada da bunu fevkalade görebiliyoruz. Polis fezlekesi üzerinden Yargıtay kararına kadar giden ve aslında tüm yargısal süreci araçlaştıran ve aparat haline getiren bir sistem var. Yani buna boyun eğmemeliyiz hukukçular olarak. Kesinlikle. Hocam zaten onu da ifade etmek isterim. Yani uyuşturucu madde suçlarında ifadesini çizelim. Ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarında istihbari bilginin delil değeri dersek de hani uyuşturucu maddeyle sınırlamak gerektiğini düşündüm burada. Dediğiniz gibi hocam çok farklı alanlarda örgütlü suçluluk alanında bir polis fezlekesinin sürecin başından sonuna kadar dominasyon sahibi olduğunu görüyoruz. Ve gerekçeli kararın en son belki artık ceza genel kurulunun denetiminden geçecek aşamada esas alanı bir çırpıda kişilerin mahkum edilebildiğini görüyoruz. Burada da hocam biraz müdafilere iş düştüğünü düşünüyorum. Yani müdafi o duruşmada kendisine verilen o yani istihbari bilgiyi aldık, yaptık, bunları getirdik. Tabii ki müdafilerimiz bunu tartışıyor mutlaka ama bazen istihbari bilgiyi sanki o da kabul ediyor. Diyor, tamam madem öyle başlamış süreç buraya kadar buradan sonrasına tartışmaya konu edelim. Hayır, en baştan itibaren tartışmaya konu etmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü istihbari bilginin elde edilme usulünü ortaya koymadığımız müddetçe o bir silsile olarak aslında dediğiniz gibi kolluğun bütün sürece damga vurması haline geliyor ki. Aynen. Özellikle soruşturma evresi hocam. O aşamada yani düğümü bir kez yanlış attığınız zaman onu çözebilme, o gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde onu düzeltebilmek o kadar zor oluyor ki. Kesinlikle. Tabii buradan da bağlantılı bir sorun var. Şu CMK sistemini de bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki o CMK müdafiliği sistemi ülkemizde hiç amaçlandığı gibi işlemeyen bir sistem. Onun da bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Çok ciddi hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açıyor ne yazık ki. İnşallah bir başka toplantıda o konuyu çok teşekkür alırız. Ediyorum hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Last but not least. Sevgili Alparslan Develi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi. Sevgili Alparslan hocamız da bize
seri muhakeme usulünün savunma hakkı bakımından değerlendirilmesi konusunda bir tebliğ sunacak. Alparslan Hocam, söz sizin, buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Benim konum, ifade ettiğiniz gibi, seri muhakeme usulünün savunma hakkı bakımından değerlendirilmesi. Kitle iletişim araçlarının özellikle de internet kullanımı yaygınlaşmasıyla birlikte suç çeşitliliğinin çoğaldığını görmekteyiz. Keza nüfus, göç artışı ve ekonomik sebepler gibi faktörlerle de suç oranlarının arttığını görmekteyiz. Suç çeşitliliğinin ve suç oranlarının artması da ceza yargılamasına ne yazık ki dosya yüküne neden olmaktadır. Bu durumda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesine düzenlenen adil yargılanma hakkının bir alt başlığı olan makul sürede yargılanma hakkının ihlaline neden olabilmektedir. Bunun için de bu ihlale yol açılmaması için de çeşitli alternatif çözümler getirilmiştir. Söz konusu çözümler Anglo-Sakson hukukuna daha eski dönemlerden beri uygulanmaktadır. Bugün Kıta Avrupa'sında da yer yer bu alternatif çözümlere yer verildiğini görmekteyiz. Keza günümüzde Türk hukukunda da alternatif çözümlerin etkinleştirildiğini görmekteyiz. Bunlardan birisi de seri muhakeme usulüdür. Seri muhakeme usulü 7188 sayılı kanunla Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 150. maddesine kazuistik bir şekilde düzenlenmiştir. Ceza usul ve esasların belirlenmesi açısından da ayrıca seri muhakeme usulü yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle seri muhakeme usulü de hukukumuzda uygulanmaya başlamıştır. Seri muhakeme usulü ve şartlarına girecek olursak, seri muhakeme usulü CMK'nın 250. maddesinde yer alan katalog suçlardan biri hakkında soruşturmanın yürütülmesi sonunda Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği durumlarda şüphenin müdafi yanında bu teklifi, bu usulün uygulanmasının kabul etmesiyle birlikte savcılığın suçun cezasının yarı oranında uygulanmasına ilişkin talepnameyi mahkemeye göndermesiyle başlayan ve mahkemenin söz konusu talepnameyi dikkate alarak karar vermesiyle son bulan bir özel bir yargılama usulünü ifade etmektedir. Söz konusu şartlar oluşmasına rağmen katalog kapsamındaki herhangi bir suçta eğer seri muhakeme usulü uygulanmamış ise bu durumda da CMK'nın 174. maddesinin 1. fıkrasının C bendi gündeme gelir. Yani iddianame bu durumda iade edilme olanağı söz konusu olacaktır. Seri muhakeme usulüyle etkin ve hızlı bir adalet sisteminin oluşturulması amaçlanmış, maddi gerçeğe ilişkin yeterli şüphenin elde edilmesinden sonra muhakemenin bir an önce sonlandırılarak mahkemenin iş yükünün azalacağı öngörülmüştür. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin makul sürede yargılanma hakkının ihlaline ilişkin Türkiye hakkında çok fazla ihlal kararı vermesi de alternatif çözüm yollarının etkinleştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu usulün şartlarına bakacak olursak ilk başta birinci olarak katalog suçlarda yani maddede düzenlenen katalog suçlardan herhangi birinin söz konusu olması gerekmektedir. Tabii bu katalog suçlar katalogda yer almayan suçlarla birlikte işlenmişse bu durumda seri muhakeme usulü uygulanmayacaktır. Katalog suçlara baktığımızda niçin bu suçlar düzenlenmiş, niye bu suçlar yazılmış açıkçası anlaşılamamaktadır. Bunun için gerekçeye baktığımızda gerekçede de niçin bu suçların düzenlendiği açıkçası ifade edilmemiştir. Bu durumda ileride şu an için yeni olan bu usulde ileride çok farklı suçların da bu usule dahil edilebileceği endişesi yaratmaktadır. Bir sonraki şartımız ise soruşturmanın sonuna gelinmesi aranmaktadır. Soruşturmanın sonuna gelinmesinden de biz savcının yeterli şüpheye ulaşmasını anlıyoruz. Nitekim yönetmeliğin 5. maddesinde de aynı şekilde yeterli şüphenin oluşma şartı bu şekilde ifade edilmiştir. Ancak kanuna baktığımızda soruşturmanın sonuna gelinmesine ilişkin herhangi bir daha öncesinde bir ifade yer almamakta. Dolayısıyla soruşturmanın sonuna gelmesi gibi kanun sistematiğiyle bağdaşmayan bir kavram yerine yeterli şüphenin oluşması ya da yeterli şüphenin
savcı tarafından bu aşamaya gelinmesi şeklinde bir ifadenin kullanması daha açıkçası yerinde olacaktır. Bir diğer şartımız ise kamu davasının açılmasının erteleme kararının verilmemesidir. Yine yönetmelikte yazan, açıkta kanunda yer almayan bir husus, uzlaştırma veya ön ödeme kapsamında olan suçlar bakımından seri muhakeme uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Bir diğer durum ise şüphelinin tamamen özgür iradesinin korunması için yerinde olan bir düzenlemedir. Eğer şüpheli akıl hastasıysa, yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik gibi durumlar söz konusuysa da seri muhakeme usulü uygulanmayacaktır. Yine soruşturma dosyasında yer alan şüpheli adresinde bulunmamışsa veyahut da şüpheli yurt dışındaysa ya da herhangi bir şekilde şüpheliye ulaşılamamışsa seri muhakeme usulü bu durumlarda da uygulanacaktır. Ve son olarak uzlaştırma kurumundan farklı olarak iştirak halinde eğer faillerden biri herhangi bir şekilde seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etmiyorsa bu durumda da bu usul uygulanmayacaktır. Sürece değinecek olacak, değinmek gerekirse ilk aşamada bilgilendirme aşaması karşımıza çıkmaktadır. Burada da bilgilendirmeyi savcının veya kolluk görevlilerin yapılacağı ifade edilmiştir. Tabii burada da akla şu soru işareti gelmektedir. Hukuki donanıma sahip olmayan kolluk görevlilerin bilgilendirme yapması ne kadar sağlıklı olacağı akla gelmektedir. Bilgilendirme aşamasından sonra da Cumhuriyet Savcısının teklif aşamasına geçilmektedir. Burada da Cumhuriyet Savcısı teklifte usulün uygulanmayacağına ilişkin şüpheliye teklifte bulunduktan sonra şüphelinin kabulü aşamasında müdafi yanında şüpheli teklifi kabul ederek teklif aşaması da geçilmiş olacaktır. Teklif aşamasının kabul edilmesiyle birlikte de Cumhuriyet Savcısı Türk Ceza Kanunu 61. maddesine göre söz konusu eyleme ilişkin ceza yaptırımı belirleyecek ve daha sonrasında 1/2 oranında indirim yapacak. Bunu tutanağa getirip mahkemeye gönderecektir. Mahkeme talepname kendisine geldiği gün içerisinde incelemeye başlayacak. Müdafi huzurunda şüpheli sanığı dinleyecek. Söz konusu usule ilişkin herhangi bir hata var mı, şartlar oluşup oluşmadığına ilişkin bir değerlendirmede bulunarak karar verecektir. Tabii karar verirken de Cumhuriyet Savcısının talepnamede belirttiği yaptırımdan daha ağır bir yaptırım vermemek durumundadır. Bunu baz alarak karar vermesi gerekmektedir. Mahkemenin vermiş olduğu bu karar üzerine de düzenlemede itiraz yolu mümkün olduğunu görmekteyiz. Savunma hakkı bakımından seri muhakeme usulünü değerlendirecek olursak ilk olarak değerlendireceğimiz husus şüphesiz bilgilendirme aşaması olacaktır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi hukuki donanıma tam olarak sahip olmayan kolluk görevlileri tarafından bilgilendirmenin yapılabilmesi savunma hakkıyla bağlantılı olarak isnadı öğrenme hakkını zedelemesi mümkün olacaktır. Henüz yeni bir usul olan seri muhakeme usulünün şüpheliye daha iyi ifade edilebilmesi ve şüphelinin de kendisi hakkında ki suçlamaların ne gibi sonuçlar doğuracağını bu usulün daha iyi kavrayabilmesi bakımından da hukuki donanıma sahip bir kişinin yani aslında Cumhuriyet Savcısının bilgilendirmeyi yapması daha da yerinde olacaktır. Yine bilgilendirme aşamasına baktığımızda suç isnadına esas alınan olgu veya delillerin herhangi bir şekilde bilgilendirmede paylaşılıp paylaşılamayacağı, delillerin doğrudanlığı ilkesi gereği delillerin şüpheliyle paylaşılıp paylaşılamayacağı yine burada belirsizliğini korumaktadır. İçeriği çok geniş olmayan bilgilendirme aşamasından sonra hemen teklif aşamasına geçilmesi de savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılmasında bir engel teşkil etmektedir. Burada savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması özellikle de meramı anlatabilme ilkesi bakımından karşımıza çıkmaktadır. Zira burada herhangi bir şekilde savunma makamı ya da şüpheli meramını tam olarak ifade etmesi mümkün değildir. Yalnızca meramını anlatabildiği durum
teklif aşamasında savcının bu usulü kabul edip etmediğini sorduğunda karşınıza çıkmaktadır. Onun dışında meramını anlatma ilkesi bu aşamaya kadar bu usulde herhangi bir şekilde karşınıza çıkmamaktadır. Bir diğer önemli husus az önce de konusu geçmişti. Zorunlu müdafilik bahsi burada karşımıza gelmekte. Söz konusu usulde zorunlu müdafilik yalnızca teklifin kabulü aşamasında aranmaktadır. Onun dışında herhangi bir şekilde müdafilin zorunlu olduğu bir durum söz konusu değildir. Oysa ki hukuki ve yeni bir kurum olan Selim Muhakeme Usulü'nün hukuki bilgisi çok fazla olmayan bir şüpheli tarafından bilgilendirme aşamasına kavranması, anlaşılması çok mümkün değildir. Yine uygulama bakımından karşımıza çıkacak sorun ise kolluk görevlilerin veya Cumhuriyet Savcısı'nın tarafından bilgilendirmenin şüphelinin usulü kabul etmemesi halinde daha ağır bir cezaya maruz kalabileceği yönünde bir yönlendirici bir baskıya maruz kalabilme ihtimalidir. İşte bu gibi durumlar bakımından bilgilendirme aşamasında da zorunlu müdafilin gerekli olduğunu düşünüyorum. Zorunlu müdafilin gerekli olduğu, düzenlemede yer aldığı aşama ise teklif aşaması. Ancak burada da müdafilin hangi aşama, hangi anda bulunması gerektiği net anlaşılmamakta açıkçası. Yönetmeliğe ya da kanuna baktığımızda teklifin kabulü aşamasında zorunlu müdafilin bulunması gerektiğini anlıyoruz. Gerekçeyi okuduğumuzda bu sefer teklif aşamasından itibaren zorunlu müdafinin bulunması gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıyla burada da bir belirsizlik söz konusu. Keza teklifin kabulü aşamasında müdafi bulunacak da dosyayı inceleme yetkisi bakımından da bu yetki de gereği gibi kullanılamayacaktır. Dolayısıyla genel olarak değerlendirecek olursak zorunlu müdafilik kurumu Selim Muhakeme Usulü'nde adeta bir göstermelik bir işleme sahip olacak. Bir diğer husus ise şüpheli eğer Türkçe bilmiyorsa bilgilendirme aşamasından itibaren tercümandan yararlanma hakkı gözetilmiştir. Açıkçası bu yönüyle adil yargılanmanın önemli unsurlarından olan tercümandan yararlanma hakkı Selim Muhakeme Usulü'nde evet gözetilmiştir. Bu yönüyle de savunma hakkıyla değerlendirecek olsak olumlu bir değerlendirmede bulunmak gerekir. Bir diğer husus ise kovuşturma aşamasına ilişkin. Keza burada tabiri caizse cezai tayin yetkisi bir anlamda Cumhuriyet Savcısı'nda olduğu için mahkemelerin klasik anlamda bir kovuşturma yapması burada beklenmemekte. Mahkeme şüpheli müdafi huzurunda dinlemekte. Daha sonrasında şartların oluşup oluşmadığını değerlendirmekte, söz konusu eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olup olmadığını değerlendirmekte ve Cumhuriyet Savcısının belirlemiş olduğu talepnamedeki yaptırımdan daha ağır olmamak şartıyla kararı vermektedir. Evet, bu aşamada müdafi huzurunda dinlenmesi son derece yerindedir. Ancak etkili bir savunma için sadece kişinin kendini ifade etmesi ve yetinilmesi asla kabul edilemez. Bunun için savunma makamının delillerin toplanması talebinde bulunabilmesi veyahut da sanığın son söz söyleme hakkının gibi savunma hakkıyla bağdaşan kurumların da burada gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi durumda burada silahların eşitliği ilkesiyle bağdaşmayan bir durum söz konusu olacaktır. Bu da savunma hakkının kısıtlanmasına haliyle yol açacaktır. Yine burada evet şüphelinin yani sanığın dinlendiğini görüyoruz ama buradaki dinlenme tamamen bir sorgu anlamında değil. Sadece şüpheli seri muhakeme usulüne özgür iradesiyle karar verdi mi, kabul etti mi, etmedi mi bunu anlamak için dinlendiğini görüyoruz. Son husus ise burada şu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını değerlendirmek gerekecek olursa bu son olarak maddenin 9. fıkrasında daha önce talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda mahkemenin karar vereceği ifade edilmişti. Bu da açıkçası doktrinde yoğun bir eleştiriye haklı bir şekilde maruz kalmıştı. Burada da adeta karar merci Cumhuriyet Savcısı, onay merci mahkeme
olmuştu. Bu da adil yargılanma hakkının önemli unsurlarından olan tarafsız ve bağımsız mahkemelerin olması şartıyla da örtüşmeyen bir husustu. Nitekim Anayasa Mahkemesi de aynı gerekçeyle bu düzenlemeyi iptal etti. Ancak mevcut düzenlemeye de baktığımızda bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından deliller tartışılmadan, savunma hakkı yeterince kullanılmasına imkan verilmeden karar verilmesi aranmıştır. Aslında bu da bir anlamda masumiyet karnesinin ihlaline de yol açabilmektedir. Toparlayacak olursak, evet, makul sürede yargılanma sanık bakımından adil yargılamanın önemli unsurlarından biridir. Adaletin makul sürede sağlanması, özellikle de suçsuz olan kişilerin lekelenmeme hakkının korunması açısından gerçekten önemlidir. Ancak seri muhakeme usulüyle makul sürede yapılacak yargılama karşısında başta savunma hakkı olmak üzere adil yargılanma hakkının önemli unsurlarının göz ardı edilmesi asla kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda önerilerini söyleyecek olursak, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesi, özellikle isnadı öğrenme bakımından bilgilendirme aşamasında bilgilendirmeyi hukuki donanıma sahip kişilerin yapması daha da yerinde olacak. Evet, bugün Cumhuriyet Savcısı diyoruz. Yarın bir gün Cumhuriyet Savcısı yardımcıları geldiğinde belki bunlar da bu bilgilendirmeyi yapması isabetli olabilir. Yine savunma hakkının en önemli unsurlarından biri müdafiden yararlanma hakkı. Burada şüphenin özgür iradesi çok önemli olduğu için bu özgür iradenin korunması bakımından açıkçası müdafinin, zorunlu müdafinin tüm bu aşamada bulunması daha isabetli olacağını düşünüyorum. Yine usulün kabul edilmesinden sonra mahkemenin talepnameyi değerlendirdiği aşamada savunma hakkının etkin kullanılabilmesi, silahların eşitliğinin sağlanabilmesi açısından savunma makamının delil toplanmasına ilişkin talepte bulunması, sanığın son söz söyleme hakkı gibi kurumların dikkate alınması ve delillerin mahkeme önünde tartışılarak hakimin vicdani kanaatine göre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ceza yargılamasında evet alternatif çözüm yöntemlerine şu aşamada ihtiyaç var. Ancak bu düzenlemeler yapılırken başta savunma hakkı gibi adil yargılanma hakkıyla alakalı birçok husus göz ardı edilmesi büyük bir endişe yaratmaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemeler yapılırken bu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Alparslan Hocam. Çok güncel bir konuyu gayet süresi içerisinde kalarak net biçimde izah ettiniz. Sevim Muhakeme ile ilgili olarak bizim kürsümüzdeki değerli asistanımız Doktor Yeşim Yılmaz 2 ay kadar önce Galatasaray Üniversitesi'nde bu konuyu olarak savundu ve doktorasını bu alanda verdi. Dolayısıyla konuyla çok içeceğiz. Aslında biraz biz ona başlangıçta şeyi vermiştik arkadaşlar. Bu Amerikan hukukundaki play bargaining hikayesi var biliyorsunuz. Dava pazarlığı. Onu çalışacaktı spesifik olarak ama işte sonra 7188 sayılı kanunla 2019'da hayatımıza seri muhakeme ve basit yargılama usulü girince kaçınılmaz olarak seri muhakemeyi de kapsayan bir tez yazmak zorunda kaldı. Yani bu iki usul hukuku açısından getirilen bu iki müesseseye de temel itirazımız sanırım bu konuda mutabıkız diye düşünüyorum. Yani burada baktığın zaman hem basit yargılama hem seri muhakeme açısından temel amaç iş yoğunluğunun azaltılması. Ki ben böyle bir amaçla ceza muhakemesi hukukuna yeni müesseseler getirilmesini fevkalade yanlış buluyorum. Çözümü yanlış bir yerde aradığımızı düşünüyorum. Konuyu bir 3 yıl kadar önce kanun yürürlüğe girmesinden hemen sonra Feridun Hoca'sı, buradan da selamlarımızı iletelim. Kıymetli hocamız Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi'nin toplantıya beni davet edip orada anlatmıştım. Hoca da hemfikir oldu. Yani bana kalırsa bu konudaki düşüncemi sizlerle paylaşayım. Sizin de kanaatinizi merak ediyorum. Biz eğer bu iş yoğunluğuyla mücadele etmek istiyorsak, iş yüküyle mücadele etmek istiyorsak, sanki daha başta gidip bizim ceza hukuk sistemimizin karşılaştırmalı hukukla kıyasladığımızda en bana kalırsa problemli yanlarından bir tanesini oluşturan dekriminalizasyon yolundaki eksikliğimizi göz önüne almamız gerekir. Herhalde yani ultima ratio ilkesine bu kadar az önce de değindik. İhanet eden
bu iddialı bir tabir oldu ama bir suçlar sistematiğini bir ceza kanunu içerisinde karşılaştırma hukukta göremiyorsunuz. Yani geçtim hakareti falan bizim ceza kanunumuzda ima kirliliğinden işte gürültüye neden olmak diye suç tipleri var ki yani bunlar aslında kolaylıkla idare yaptırımlarıyla çözümlenebilecek sorunlar ama ceza yargılamasına dahil etmemiz sorunu çok arttırıyor diye düşünüyorum. Bir bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Ben çok ciddi bir dekriminalizasyona ihtiyacımız olduğunu ve gerçekten ultima ratio'ya hizmet, doğrudan hizmet etmeyen pek çok ihlal biçiminin, haksızlık biçiminin suç olmaktan çıkartılarak o Almanların Ordnungswidrigkeit dedikleri, bununla ilgili kanun da çıkarmışlardı biliyorsunuz, kabahatler kanunu veya benzeri idari ceza hukuku yaptırımlarıyla çözülebileceğini düşünüyorum. Bu konudaki görüşünüzü bir merak ediyorum. İki, seri muhakeme ile ilgili sevgili Alparslan, sorun bence şurada. Bir savcıya aslında her ne kadar hakim onayı falan desek de hüküm verme hatta yaptırım belirleme yetkisi veriyorsunuz siz bu dosyada ve bu suçlarda aslına bakarsanız uygulamada tam beklediğimiz şekilde gelişiyor. Mahkemeler sadece bir noter makamı gibi onaylayıp geçiyorlar. Aslında hem suçu belirleme hem cezai yaptırımı belirleme yetkisini iddia makamına vermiş oluyorsunuz. Bu bence anayasa açısından da bir problem. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi bunun sorununu görmediyse de bir yetki devri açısından, yargı yetkisinin devri açısından sorun olduğunu düşünüyorum. Bir de yani bugün için problem olmuyor çünkü çok belli başlı hasımsız suçlar var. Yarın bu seri muhakemenin içerisine basit yaralama girdiğinde, cinsel suçlar falan basit, işte cinsel taciz vesaire girdiğinde esas o zaman çok büyük tehlikeler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu şekilde sorunlara ilişkin görüşümü ifade etmiş olayım. Sizlerin değerlendirmesini de sunayım. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Görüşlerinize gerçekten büyük ölçüde de katılıyorum zaten. Hocam yani evet alternatif çözümlerin direkt hani kesinlikle olmamalı şeklinde yaklaşmıyorum ama en azından temel ilkeler doğrultusunda yani dediğim gibi özellikle adil yargılanma ilkesi yani hakkı çerçevesinde yapılabiliyorsa eğer alternatif çözümler bu şekilde yapılır. Bağlantıda bir sorun bağlantı var. Bağlantı sorunu oldu. Sizde de sanırım Alparslan'ın evet, bağlantısında bir sorun oldu. Evet. Bekleyelim birkaç saniye. Eğer düzelmez ise devam edelim. Hocam biraz sanki dediğiniz gibi sorunu buyur, sondan çözmeye çalışırsak evet. Yani evet aslında Almanlardan da biraz hani malum etkileniyoruz. Onların o ceza muhakemesi kanunu 153. 153A maddeleri orada farklı şeyler var. Yine o yani bu müesseselerin hepsinin neredeyse karşılığını Alman ceza muhakemesi kanunu görüyoruz ama yani Almanların da her yaptığını kabul etmek zorunda da değiliz ya. Yani sonuçta biraz sanki orada da bir suç enflasyonu var hocam hala. Mesela o gürültüye neden olma suçu diye bahsettiğiniz 325A maddesi var Alman ceza kanununun. Onlar bizden de beter. Bir 325A maddesi var. Önce soyut tehlike suçu, sonra potansiyel tehlike suçu, sonra bir... Ama kültürel olarak bir şekilde bunu koymuşlar. Onların sisteminde, ceza muhakemesi sürecinde bunu bir şekilde belki sistemde çok şey yapmıyor görülebilirler. Çok bir problem olmuyor. Ama bizim için bu müesseseler yeni. Biz çok hani özellikle bu seri muhakeme, basit yargılama usulü bunlarla ilgili amacımız iyi olabilir ama bu amaca ulaşmanın çok daha sizin ifade ettiğiniz gibi etkili yöntemleri var. Evet. Yani suç olmaktan çıkaracağız yani. Bu korkutucu bir şey de değil. Yani bunu söyleyince biraz bazen hani sanki böyle ceza hukuku sistemini biraz daha böyle aslında doğru ikincileştirmek istiyoruz zaten. İkincileştirmek istiyoruz ama sanki hani bazıları işte bunun da ucu bucağı yok. Neyden bahsediyoruz gibi düşünüyor ama yani dediğiniz gibi özellikle Türk Ceza Kanunu'ndaki suçlar bir yana bu yan ceza kanunları diye nitelendirebileceğimiz birçok suç tipi yani bugün hani hepimiz bir araya gelip üzerinde fikir yürütsek bunun yani suç olma nedenini, motifini veren haksızlık içeriği nedir sorusunu belki hocam çok sağlıklı cevaplayamayabileceğimiz çok suç örneği var sistemimizde. Kesinlikle. Yani onlar bu problemler dediğiniz gibi o şekilde ele alınmalı belki en baştan. Sevim muhakemeye ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani hocam, buyurun. Faruk hocam lütfen. Teşekkür ederim.
Ben az önceki konuyla ilgili birkaç şey söylemek istedim hocam. Yani bence hocam şu anki bizim ceza adalet sistemimizde iki sorun var. Birincisi bu. Yukan'ın tabiriyle suç enflasyonu. Korkunç bir şey hakikaten. Yani müstehcenliğin mesela çok enteresan maddeleri var. Yani şey, fıkraları var hakikaten. Ben onunla ilgili bir makale yazdım. Sonra biraz başka kanunlara bakayım dedim. Bulamadım. Muadilini bulamadım yani. Yok. Zorlandım bu konuda. Onun dışında bir yani hakaret konusunda da kuşkusuz yani başından konuşmuştuk zaten. Yani hakaretin suç olması bana çok enteresan geliyor. Yani gerçi Fransa'da falan galiba şey var. Yani Evet, hakaret bunu suç. ayrı bir toplantı konusu yapalım Yani çünkü çok güzel konu Amerika hakikaten. 125 ayrı bir hikaye. Son yılların tartışmalı konusu siyasi alanda da 299 biliyorsunuz. Değil mi? Bambaşka Çok mesela evet. 300. madde devletin egemenlik 301 Türk milletini aşağılama. Yani 216 bireye de gidebiliriz buradan falan. Sanki bu konuda bir bağımsız bir toplantı yapsak çok verimli olur gibi diye düşünüyorum. Devam edin lütfen. Evet, sağ olun hocam. Aynı görüşteyim tümüyle. Çok ilgi çekici konu. Bir de açıkçası şey bir konu da değil. Lüks bir konu değil. Yani bu çok hayati bir konu hakikaten. İkinci bir şey yani tabii şu an konuların dışına çıkıyorum ama ya bu koşullu salıverme konusu hocam çok can sıkıcı. Yani bu Denetim sistemin serbestliği de ekliyor ona efendim, Faruk. tabii. Yani böyle bir otomatik uygulama olması Olmaz. insanın aklına alacağı bir şey değil hakikaten. Yani bir Faruk yani çok ya sözünü kestim kusura bakma evet, ama yani estağfurullah. dün işte Ahmet Gökçen Hoca ile birlikteyik doktora tez savunmasında. Ben Türkiye'deki toplam tutuk ve hüküm sayısı derslerde böyle anlatıyorum. 260 bin olarak biliyordum birkaç ay öncesine kadar. Hoca dün itibariyle güncel rakamı verdi. 317 bin küsur olmuş arkadaşlar. Evet. Çok fena hocam yani Kapasite hakikaten. 230 bin benim bildiğim kadarıyla. Yani faciayı da görebiliyor musunuz? Buyur lütfen. Onu işte koridorlarda falan yatıyorlar hocam yani. Evet. Aynı yatakta sabah birisi akşam birisi. Yani 2022 yılındayız. Allah aşkına bu nasıl bir ilkellik? Bir de hocam o hani yatarı olmak diye bir tabir var ya o da bana çok Ha. enteresan. Yatarı olmak ne demek? Yani ne kadar yatarı var bilmiyorum. Yani bunu bilmiyorum diyebilmemiz lazım bizim. Hani ama herkes biliyor ne zaman hangi kişinin saat kaçta çıkacağını bilebiliyor. Koşullu Şimdi işte salıverme o halde sorun da niye bu var? Faruk. Yani tutup işte seri muhakemeyle, basit yargılamayla, ya yani usul hukukuna ilişkin değişikliklerle siz sistemdeki çarpıklığı düzeltemezsiniz. Yani bu şu infaz sisteminin baştan ele alınması gerekiyor. Fecaat bir infaz sistemimiz var. Şu gün şu anda 4 yıla kadar hapis cezası alan bir kişi bir gün dahi cezaevinde yatmadan imzasını atıp çıkıyor. Ama diğer yandan da içerideki tutuklu ve hükümlü sayısı rekor kırıyor. Yani bu aslında ceza adalet sistemimizin ne kadar başarısız olduğunun gelinen noktada bir itirafı gibi. Ama kimse bununla yüzleşmek istemiyor dikkat ederseniz. Hayır hocam. Hocam kusura bakmayın az önce bilgisayar bir anda takıldı böyle sorudan kaçıyormuş gibi oldu ama Online toplantılarda bunlara çok alışıyoruz Alparslan. Hiç kusura takılma. bakmayın hocam. Devam edebilirim eğer şeyse. Lütfen, lütfen. Hocam ilk sorunuzda dediğim gibi evet bir takım bazı alternatif çözüm yöntemleri özellikle uzlaştırma gibi Ali Şahin hocam da bahsetti. Evet bunlar makul olabilir ama dediğiniz gibi seri muhakeme usulü gibi evet zaten az önce konuşmamda da seri muhakeme usulüne yönelik eleştirileri düzeltildiğinde zaten aslında normal bir yargılama sürecine yakın bir sürece varmış oluyoruz. Dolayısıyla hani bu yöntem başlı başına adil yargılanma hakkıyla veyahut da özelinde savunma hakkıyla çok uyumlu hale getirilmesi çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bunları dediğim sizle bu konuda aynı görüşteyim. Hani çok ceza muhakemesiyle de bağdaşır kurumlar olduğunu ben de düşünmüyorum. Burada evet katalog suçlarla ilişkinde galiba sorunuz. Yani ben de evet konuşmada da bahsettim hocam. İlk Yasin hocamın da katalog suçlarla ilişkiliydi zaten. Yani evet bir katalog suç belirlenecekse bunların amacı mantığı olmalı. Evet sadece bu tarz suçlar girebilmeli veyahut da uzlaştırmada ve şikayete bağlı suçlar var mesela. Hani sadece bunlar hani bu kapsamda olabilmeli. Dediğiniz gibi daha sonrasında da bu keyfi bir şekilde
genişletilecektir diye düşünüyorum ben de. Yani İnşallah yanılırız. İnşallah yanılırız Alparslan. İnşallah dokunmazlar ama biraz tanıyorsak biz bu ülkedeki kanun yapıcılığı nereye evrilebileceğini ne yazık ki öngörebiliyoruz. Ali Şahin, senin herhangi bir eklemen olacak mı? Yok hocam, ben teşekkür etmek için söz alacaktım en son. Tamam, peki. Katkıda bulunmak isteyen ya da eklemek istediğiniz bir husus var mı sevgili arkadaşlar? Saatimizi de biraz açtık sohbet keyifli olunca. Ben hepinize tebliğleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma sizlerle birlikte olmak, sizin tebliğlerinizden istifade etmek çok özel bir deneyim oldu. İnşallah bundan sonra başka toplantılarda, başka bilimsel etkinliklerde yeniden bir araya gelme imkanı bulabiliriz. Bu vesileyle bir araya gelmemizi sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki meslektaşlarımıza, başta sevgili Mahmut Kaplan'a, emek veren Fahrettin'e, Alparslan'a ve tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka toplantılarda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok kıymetli hocalarınıza.